In the interest of time, I think we should settle now and start ahead. It's already 10 minutes past the time we were supposed to start. My name is Anna Buster. I am from the University of Chicago. And I'm very pleased. Benim adım Meltem Soksöz, Boğaziçi Üniversitesi'ndenim. 3 tane eski öğrencim ve 2 tane yeni arkadaşım var etrafımda. Umarım arkadaşım olurlar. Oldukça kalabalık bir panelimiz var. 5 tane panelistimiz var. Sergey Vardanyan'la başlayacağız. Size onu biraz tanıtmak isterim. Vardanyan şimdi Ermenistan'da Ulusal Bilimler Akademisi'nin Etnoloji ve Antropoloji bölümünde çalışıyor. Arkeoloji bölümünde. Hemşinler üzerine bir kitabı var. İngilizce'de kitabı var. Artvin, Rize ve Erzurum illerinde hemşin köylerini sürekli olarak ziyaret etmiştir. Hemşin lehçesi, folkloru ve türküleri üzerine çalışması 2009'da yayınlandı. Ermenice sunum yapacak. Dolayısıyla tercümeye ihtiyacımız olursa mutlaka kulaklığa ihtiyacımız var. Aynı zamanda bir de PowerPoint'i var. Sizin söz efendim, buyurun. İslamlaşmış hemşin Ermenileri, kurbanlar ve tanıklar. Osmanlı İmparatorluğu'nda farklı yüzyıllarda Müslümanlaşmış Ermenilere dair çok az bilgi vardır. Bilim insanları bu konuyu ya görmezden gelirler ya da sadece din değiştirmeyle ilgili belli notlar düştüler. Şüphesiz burada Osmanlı Türkiye'sindeki iktidarların rolü önemliydi. Çünkü onlar bu konuların incelenmesini çok da istemiyorlardı. Önemli bir konuda Ermeni gerçekliği içerisinde din değiştirenlerin Ermeni olmamasına dair kabul da önemliydi. Hatta 19. yüzyılın sonlarında Mehu adlı Teftis'te yayınlanan gazetede soru vardı ki Katolik veya Protestan Ermenileri Ermeni kabul etmek mümkün mü? Buna cevap olarak Rafi 1880'de Mışak adlı gazetede diyordu ki yerkürede başka bir uygarlık yok ki içerisinde farklı unsurlar bulunmasın. Dolayısıyla Katolik, Protestan veya Müslüman olmak Ermeni olmaya engel değildir. Bu anlamda önemli yazarlardan ve hukukçulardan 1908'de Osmanyan parlamentosu üyesi Grigor Zohrab ölümünden önce, 2 yıl önce Ermenilerin, hemşin Ermenilerin zorla Müslümanlaştırıldığına dair şunu yazıyordu. 600 yıldan beri Osmanlı işgali altında yaşayan Ermenilerin tarihi aynı zamanda bir şehadetler tarihidir. Onlar yaşamlarını sürdürmek için Tortum'da, Bayburt'ta, Erzurum bölgesinde ve Silvan'da, Bitlis'te, Hemşin'de, Karadere'de varlıklarını sürdürebilmek için Müslümanlaşmak zorunda kaldılar. Burada Yedvard Odyan'ı da bu konuda belirtmek gerekir. O da Hama şehrinde, Derzor'daki kırımlar günlerinde yaşamını sürdürmek için İslamlaşmak zorunda kalmıştı. O, onun Lanetli Yıllar adlı önemli Anlar kitabında Hama'ya ulaşan mültecilerin artıklarının, onlardan kalanların 5000'inin Müslümanlaştığını söylüyordu. Aynı şekilde Karadeniz kıyılarından, Trabzon vilayetinden Hama'ya gelen 30'a yakın Samsunlu sürgün vardı. Onlar çok zor Müslümanlaştılar. Bunlar son ana kadar imanlarını değiştirmeyi reddettiler ve çöle sürülmeye razı oldular. Nihayetinde büyük zorluklarla onları ikna edebildik diye yazıyordu Odran.
zorla Müslümanlaştırma konusunda 10 yıllar boyunca Türkiye'deki Ermeni din adamları, aydınlar veya bilim insanları bu konuda bir şey yazamadılar. Şimdi mutlulukla görüyoruz ki özellikle son yıllarda Türkiye'deki Ermeni ve Türk basınında, özellikle de İstanbul'da yayınlanan Agos gazetesinde bu konuda önemli yayınlar var. Ve şimdi görüyoruz ki bu konuda Türkiye'nin üniversitelerinde de belli çalışmalar götürülüyor. Burada zorla din değiştirenler arasında, farklı dinler arasında 13 bin hemşirinin de din değiştirmesinden bahsedilmektedir. Bu durum, bu 13 bin ısrarla azaltılmış bir sayıdır. Ben özellikle Artvin Hopa bölgesinde 30 bin nüfusun 20 bininin Ermenice konuşan hemşinler olduklarını söylüyorum. Bunlardan 3 bin kadar hemşinli Borçka'da ve Borçka'nın köylerinde yaşamaktadır. Pek çok hemşinli de, Ermenice konuşan hemşinli başka şehirlerde, bu arada İstanbul'da da yaşıyorlar. İstanbul'da zaten bildiğiniz gibi hemşin kültürünün Hadik Derneği kuruldu. Söylediğim gibi 1870 yılında San Stefano ve Berlin anlaşmalıyla Hopa'nın kuzey bölümü Rusya'ya ait oldu. Buralarda hemşinli köyleri vardı. Bu alanlar Batum vilayetinin sınırlarına girdi. Bu konuda ilk ifadelerde bulunanlardan biri Hadrettin Datevyan'dı. Ne yazık ki ansiklopedilerde Katenyan için özel bir bilgi yok. Uzun araştırmalardan sonra ben kendisine dair 1917'de Tiflis'te yayınlanan Hayastan gazetesinde yaşam öyküsüne dair bilgilere ulaştım. Gördüm ki o tarihlerde aniden ölmüştür. Onun Artvin bölgesinde Türkçe konuşan Ermenilere dair de çok ilginç bilgileri vardı. Bunlar çok önemli bilgilerdi ama bütün bunlar o Kırım günlerinde kayboldu. Hayastan gazetesinden öğrendiğimize göre Katanyan'dan iki bilgi ediniyoruz. 1852'de Şavşat'ta doğduğunu, Artvin'de eğitim gördüğünü ve Batum'da eğitim gördüğünü biliyoruz. Sonrasında Ardahan'da görevler aldığını biliyoruz. Sonrasında Erzurum'daki Rus konsolosluğunun tercümanıydı. Şavşatlı olduğu için çocukluğundan beri Hopa bölgesinin köylerindeki hemşinlilerle ilgisi vardı. 1883 yılında o dönemin en önemli gazetelerden Mışak'ta onun küçük bir makalesi yayınlandı. Ardahan'dan mektup başlığıyla. O bölgenin insanların yaylaya çıkma geleneklerinin anlatıldığı bir yazıydı bu. Çoruh Nehri'nin vadilerinde koyunlarını otlatan hemşirelerden bahsediyordu. Bunların çok sıcakkanlı insanlar olduklarını, kadınlarının çok çalışkan olduklarını, kadınlarının bütünüyle Ermenice konuştuklarını, Türkçeyi mecbur kaldıkça konuştuklarını anlatıyordu. Onların Ermenicesi sıradan Ermeninin anlayabileceği bir şey değildi. Çünkü çok acele konuşuyorlardı. Onların lehçesi Hodorçur Ermenilerinin lehçesini andırmaktaydı. Ancak çok karışıktır ve içerisinde kitap Ermenicesinden de zor anlaşılır sözcükler var. 1888 yılında yine Mışak Tertin'de Şavşat'ı anlatan bir başka makalesinde de Hopa hemşinlerini anlatmaktaydı. Bu makalede çok önemli bilgiler vardı. İlk kez duyulan. Dolayısıyla ben bundan kısa bir bölüm okuyacağım. Kısaltarak okuyacağım. Çünkü bu konuda bulabildiğimiz en eski tanıklıklardan biri. Belki ileride başkaları da bulunabilir. Bu hemşinli Ermeni Müslümanlar
Yani 130 yıl önce böyle anılıyorlardı Ermeni entelektüeller tarafından. Bunlar kendi Hristiyan inançlarını kaybettikleri halde ana dillerini unutmamışlardır. Bunların Ermenicesi ki ev içinde konuşulan bir dildir, bizim kitap Ermenicesine benzemektedir. Ama bu dil onları diğer Müslümanlardan ayırmaktaydı. Onların obası hep farklı kalmaktaydı ve hiçbir zaman da diğerleriyle kız alıp vermemekteydiler. Onlar başka bir görüşte Ani göçmenleriydi. Ancak Hanamaşen şehri nüfusunun muhtemelen böyle anılıyorlar. Bu hemşinler köylerinin bir kısmında Batum yakınlarında Türk sınırındaydılar. Hopa'da ya da Küçük Hemşin'de diyorlar Hopa'ya. Zalina köyünde 80 evdi, Hinkoba köyünde gene 80 evdi, Zurbiçi 30 ev, Ardala 60 dün, Çavuşluk 30 ev, Garçi 30 ev, Cendik 40 ev. Sonra da Rusların egemenliği altında bulunan köyler de şunlardır. San Stefan'dan sonra bazı köyler çünkü orada kaldı. Karaşallar 15 ev, Avgiyah 12 ev, Makriyal 150 ev. Bütün Ermeni Müslüman hemşinsiler 600 ev civarındaydılar. Din değiştirmiş başka Ermeniler de var. Acaristan'da, Kırgızistan'da, Kazakistan'da ve Rusya'da. Şimdi ben anlatacağım size ki hemşinler sadece sizin bildiğiniz coğrafyada yaşamıyorlar. Hemşinlilerin köyleri 1921 yılında birbirlerinden ayrıştılar. Bazı köyler Acaristan bölgesinde kaldı. 1926 nüfus sayımına göre Acarya'da 10 bin Ermeni yaşıyordu ve 625 de hemşindi. İkinci Dünya Savaşı yıllarında 1944 yılında pek çok hemşinli cephedeyken Stalin'in kararıyla cephede hemşinlerin sayıları da belli oldu. Bu arada o bölgede Kürtler, Türkler de vardı. Sürgün edildiler bunlar. Bunların hepsi Kırgızistan'a ve Kazakistan'a gönderildiler. Çünkü Stalin hastalıklı bir ruh haline sahipti ve Türkiye ile savaş çıkması halinde bunların Türkiye bölümüne geçeceklerini düşünüyordu. Çünkü bunların bir kısmının Türkiye'de akrabaları vardı. O yüzden de bu insanları Orta Asya ülkelerine, Kırgızistan'a, Kazakistan'a sürgün etti. 1957 yılında 1784 Kazakistan'da hemşinler vardı. Bunların nüfusunda hemşin veya Türk diye belirtiliyordu kimlikleri. Ancak ilginçtir ki Sovyet ansiklopedisinde hemşinlere dair özel bir makale var, madde var. Hemşenli diye yazıyordur. Burada onların 18. yüzyılda Müslümanlaşmış Ermeniler olduğu söylüyordu. Ve küçük bir Müslümanlaşmış Ermeni grubu olarak tanımlanıyorlardı. Sovyetler Birliği Akademisi'nin başka kaynaklarında da hemşinler Ermeni olarak tanımlanıyorlardı veya Ermenilerin bir grubu olarak tanımlanıyorlardı. Solomon Prug'un Dünyanın Nüfusu 1976 yılında yayınladığı kitabında da hemşinler Ermeni halkının bir parçası olarak tanımlanıyordu. Bu örnekleri çoğaltmak mümkün ama ben zaman için acele ediyorum.
Dolayısıyla ben Kazakistan, Kırgızistan'daki hemşehrilerin yaşamını not aldım. Oraları ziyaret ettim. Oşi bölgesini ziyaret ettim. Dursun Karabacak oğlu mesela, bunların resimlerini görüyorsunuz zaten arkamda. Kırgız hemşehrin Ermenileri bunlar. Onun anlattığına göre 1915 yılında Çamurlu köyüne geldiklerini söylüyor 15 yılında, savaş yıllarında. Oradan da Trabzon'a geçmişler. Kocamanbaşı Ermeni köyü. Orada boşaltılmış bir Ermeni köyünde yaşamışlar. Sonra günlerden bir gün dağlardan gene Ermeniler girmiş. Bir kadınlar, çocuklar ve Abdullah bu Ermenilerin yaşadığı çileleri görünce ağlamaya başlamış. Sonra onlara inek hediye etmiş falan. Ama sonra demişler ki biz burada yaşayamayız. Burası lanetli bir Ermeni köyüdür. Ve tekrar kendi yerlerine geri dönmüşler. Kazakistan'daki Çirkinok köyünde 1984 yılında İsa Karaibraimoğlu'na rastladım. Kırım günlerinde 18 Ermenileri kurtardığını, ondan sonra da ormanlar içerisinden güvenli bölgelere aktardığını söylüyordu. Burada torunlarıyla görüyorsunuz Şabanoğlu'yu. 15-16-17 yaşında genç bir kızken bunları anlatıyordu ve anlatırken ağlıyordu sürekli. Güzel güzel kızları kızlar ağlıyorlardı diye anlatıyordum. Sonra anlattı ki Artvin Ardahan Ermenileri Ardanuş'a götürüyorlardı ve burada Cehennem Dere kayalarına götürüp oradan aşağı atıyorlardı. Cehennem Dere denen yeri şu anda görüyorsunuz. Bunu bir görünce zaten unutmak mümkün değil burası. Müthiş bir yer. Cehennem Dere'de 2010 yılında İstanbullu arkadaşım, tanınmış şarkıcı Hikmet Akçiçek'le Cehennem Dere'ye gitmiştik. Ve ona böyle şeyler yazdığımı anlattım. O da dedi ki ben de küçük yaşlardan böyle hikayeler duymuştum. Sonra kendi akrabası Hacı Kadir'in hikayesini anlattı. 1920'li yıllara kadar Sovyet sınırları açıktı ve akrabalar birbirlerini görüyorlardı. Bu Hacı Kadir'in eşi hastadır, Batum'a götürüyorlar. Ve oradaki doktor hemşinli konuştuklarını anlaşıyor diyor. Siz hemşinli misiniz? Evet. Onun üzerine doktor diyor ki biz Ardanuç'tanız. Ardanuç'taki kırımlar zamanında kaçtık buralara ve kocası da aynı bölgede yaşıyor. Orada hekimdir o da. Ve Kadir bütün bunları kendi tanıklıklarıyla anlatıyordu. Şimdi demiş ki Kadir'e diyor ki ben yaptığım yardımları haram ederim eğer gidip de benim gözlerimde evimize bir daha bakmazsanız. Ve Kadir bu vasiyeti yerine getirmiş. Bu da o kırımlardan arta kalmış bir yankı. Dolayısıyla Ardanuç şehrindeki Ermeni kırımına dair bir hikaye de Artvin'in Hopa Kemal Paşa'da yazdım. İsmet Akçiçek'ten yazdık. O vaktiyle şoförlük yaptığını ve 90'lı yıllarda Tiflis'ten yük taşıdığını anlatıyordu. Cam getiriyordu Tiflis'ten. Artvin'e gelirlerken kadın gelmek istememiş, gelmeye razı olmamış. Demiş ki benim atalarımı cehennemlerden aşağı atmışlardır. Ben oradan geçmek istemiyorum. Böylece şoför tek başına kendisi taşımak zorunda kalmış.
Bir diğeri ise Hopa'da bir yaşam dergisinden Cemil Aksu'nun anlattığı bir hikayeyi naklettim. Babasının anlattığı bir hikaye. Ben senin yaşındayken Ermenileri nasıl işkenceyle, küfürle Cehennem Dere'ye götürüp oradan attıklarını gördüm. Gebe bir kadının, bir yandan da çocukları var. Kadın yalvarıyormuş ki çocuklarımı bağışlayın, beni atın aşağıya. Ama acımamışlar, çocuklarını da kayadan aşağı atmışlar. Şimdi bu kayalık Sisli Kaya diye anılıyor. Burası unutulacak gibi bir yer değil gerçekten de. Herkes hatırlıyor bölgede. Sisli Kaya burası. Ermenilerin feryatları duyulmuş burada. Hayatta kalanların ilintileri. O yüzden de bu kayalık Sisli Kaya diye anılıyormuş. İki kelime daha söyleyeyim bu konuda. Rize'de de bazı çalışmalar yaptım. Rize'de genellikle Müslümanlaştıkları için orada kırım olmaması bekleniyordu. Ama Rize'deki Yernovit köyünde Ermeni nüfus vardı ve kilise de vardı. Hristiyan hemşinler vardı. İşte bu Kartal Oteli'nin sahibesi anlattı ki, bu ana kızdırlar o otelin sahibi, dayılarının, akrabalarının o kırım günlerinde nasıl öldürüldüklerini anlattılar. Yani din değişikliği bir kerelik bir olay değil. Yani 18. yüzyılda din değiştirdiler demek yeterli değil. Evet, oradan başlamış ama 20. yüzyılın başına kadar da halen Hristiyan toplumlar vardı orada. Türk salnamelerinde anılan Hristiyan Ermeniler vardı Rize bölgesinde. Bir başka tanıklık da, şimdi ben söyler ve bitiririm bu sunumumu çünkü zaman yetmeyecek. Şu da ilginç bir bilgi. Son zamanlarda duydum ki İstanbul'da yayınlanan bir CD, Bahçeye Hanım Eli, Ayşenur Koli var. O da Boğaziçi Üniversitesi mezunudur. Genç bir şarkıcı Ayşenur. Biz birbirimizi tanışıyoruz. Kazakistan'da benim kaydettiğim bir şarkıyı CD'de Ermenice olarak okuyor. Yernovit, Elevit köyünden, Çamlı Hemşin'in, Rize'nin Yernovit köyünde yaşlı bir kadınla konuşmuş. Kadın kırımı anlatmış, soykırımı anlatmış. Onlar aslında oraya konu toplamaya gitmişler ama bu yaşlı kadın birilerinin gelip hikayeler anlatmalarını beklemekteymiş. Ve Mahir Özkan'la birlikte bir şarkı kaydetmişler. Burada hem şimdi kırımı ve Çoruh'un bu işteki rolü anlatılıyor şarkıda. Benim önerim, şimdi bu şarkıyı birlikte dinleyelim ve ben böylece bitireyim. Kalanları zaten yayınlanan Tebliğler kitabında okursunuz. Sağ ol Cemiz abi. Senin işin bitti. Bitti. Şimdi sorun cevaplarla bir şey gelirse.
history. Şimdi bu panele Hemşin'le ilgili bir başka sunumla devam edeceğiz. Esas olarak Hemşin'le ilgili bir panel gibi bu panel. Lütfen izin verin. Bir daha yaptığımız zaman başka bölgelerde olsun lütfen. Bu aslında Ermeni halkı üzerine Türkiye ve eskiden Osmanlı İmparatorluğu'nda yaşayan Ermeniler üzerine araştırmaların geldiği yer burası. Serap Demir, Modern Türk Tarihi Enstitüsü'nden kendisi Serap Demir'in Marmara Üniversitesi'nden siyaset bilimi eğitimi gördü. Şimdi bizimle çalışıyor yüksek lisansı için. İlgileri arasında Türkiye'de azınlıkların istihdamı, sosyal hareketler ve şimdi dinleyeceğimiz şey Hemşin üzerine. Başlığı şöyle: Müslümanlaştırılmış Ermeniler Hemşin coğrafyasına tarihsel bir bakış. Merhaba. Direkt konuya girişim. Türkiye'nin modern toplum inşa sürecine bakarsak resmi olarak tanımlanmış 3 azınlık grubunu görüyoruz. Rumlar, Ermeniler ve Museviler. Çok dar bir tanımlama olduğu gerçek. Ben de bu çalışmamda otoritelerce kabul edilen değil, edilmemiş olan azınlık grupları üzerine yoğunlaşmak istedim. Yani genelde ulus devletin dışladığı azınlık grupları, özelde ise Hemşin kimliğine bakmış olacağız bu çalışmada. Neden Hemşin kimliği önemli ya da bölge neden önemli diye sorarsak aslında her iki azınlık grubunu da kapsıyor. Çünkü Ermeni kökene dayandığını varsayarsak eğer ulus devletin tanımladığı bir azınlık grubu oluyor. Aksi halde Hemşin kimliğini almış olursak da otoriteler tarafından dışlanmış olan bir azınlık grubunu görmüş oluyoruz. Hemşinliler kimdir, nerede yaşar dersek yoğun olarak Artvin ve Rize'deler. Onun haricinde bugün Erzurum, Trabzon, Düzce ve Sakarya'da da Hemşinli gruplar, buralara göç etmiş Hemşinli cemaatleri görmek mümkün. Hemşinlilerin kökenine ve nereden geldiklerine dair bir birlik yok. Türkmen kabilelerine, Oğuzlara ya da Ermenilere dayandırılıyor. Yani bu 3 ana kategoride kökenini söylemek mümkün farklı tezlerden yola çıkarak. Ben burada daha çok Hovan Simonyan'ın araştırmaları üzerinden gittim ki kendisi Ermenistanlı tarihçi Gevont'la da benzer savları tartışıyor, destekliyor. Her ikisi için de Hemşin bölgesi 8. yüzyılın sonunda Arap baskısından kaçan Ermenilerce keşfedildi. Ki 8. yüzyıla tarihsel olarak bakıldığında da Arap baskısının Ermeni topraklarında arttığı bir dönem. Ermeniler ekonomik çöküş, siyasi değişimler, yoksulluklar sonucunda Hemşin coğrafyasına Hemşinli Ermenilerin, yani Ermenilerin göçü başlamış oluyor. Hemşinliler bugün tabii tek kategoride değerlendirmek yanlış. Kendilerini nasıl görüyorlar? Ermeni mi görüyorlar? Hemşinli mi görüyorlar? Türk mü görüyorlar? Müslüman, Hristiyan, birçok kategori sunulabilir. Ama hani ben bu tartışmalara girmiyorum. Daha çok Ermeni Hemşinlilerin ne zaman Müslüman Hemşinli kategorisine girdiğiyle ilgileneceğim burada. Kimlik tanımıyla, yani kimlik kelime olarak ilgilendiğim noktaysa onun canlı olması ve sosyal etkileşimle, günün koşullarıyla da değişebilir olması. Müslümanlaştırma siyasetinin ne zaman olduğuna dönemsel olarak bakarsak 16. yüzyıla başladığını görüyoruz. Zira daha önceki dönemde bölge Bizans hakimiyeti altında ve bu şartlar altında bölgeyi topluca İslam inancına çevirmek de çok mümkün değil. Dolayısıyla net bir tarih vermektense 16. yüzyıla başlamış 18. yüzyıla kadar devam eden bir süreç olarak görmek daha doğru. Neden bu tarihler diye sorulursa eğer belli göstergeler var buna dair. Örneğin Osmanlı defterlerinin gösterdiğine göre 1620 yılına kadar bölge ciddi anlamda Hristiyan nüfusa sahip ki bu dönemden sonra alınan cizye miktarında düşüş var. Artı Hemşin kazasının ilk camisi de 1640 yıllarında yapılıyor ki dönem Ermeni Kilisesi'nin düşüşü dönemine denk geliyor yine. Ve bu ilk caminin yapılması da bir kilisenin camiye dönüşmesiyle oluyor 1640'ta. Neden peki 16. 18. yüzyıl önemli veya Ermeni Hemşinliler neden Müslümanlığa
döndürüldüler dersek de ilk olarak 17. yüzyılın koşulları ile ilgili 4. Mehmet hükümdarlığı zamanında dönemin koşulları Ermenilerin din değiştirmesinde etkili olmuş. Öncelikle inanç ve fetih anlayışlarının birleştirilmesi bu dönemde sultana savaş alanında bir güç katıyor ve gazi terimi eski savaşçı tanımından ziyade daha dini bir terim, dini bir anlam kazanmış oluyor. Böylece de bu atmosferde de Hristiyan azınlıklara karşı anlayışsızlık ve tahammülsüzlük de beraberinde geliyor. Aynı zamanda 17. yüzyıl imparatorluğun düşüş dönemine de denk geliyor, çöküş dönemine girmesi dönemine denk geliyor. Bu dönemde zayıflama, mağlubiyetlerle paralel olarak çöküş dönemine girildiğini görüyoruz. Ki bu süreçte de Hristiyan, Rum ve Ermeni azınlıklar da bir nevi bu durumun kurbanları olarak görülüyor ve yine hoşgörüsüzlük ortamı hakim oluyor deniyor. 17. yüzyıl gelişmeleri sonucunda tımar sahipleri derebey statüsü kazanıyorlar. Yani bir anlamda topraklarda yönetim hakkı elde etmiş oluyorlar. Bu da hemşinli Ermenilere gösterilen anlayışsızlığın ana etkeni ve Müslümanlaşan Ermeniler için de önemli bir faktör olarak görülüyor. Tabii burada demek çok da mümkün değil ki hani derebeylerin otoriter yönetimi direkt din değiştirmeye yol açmadı elbette. Ama insanlar için bu otoriteden kaçmak için bir alternatif bir çözüm olmuş oldu. İşte burada dendiği gibi iki farklı çözüm ortaya çıkıyor. Ya Müslümanlığı kabul edeceksin ya da bölgeden kaçacaksın diye. Bölgeden kaçanlar özellikle 1690 ve 1700 yılları arasında Karadere'ye sığındılar. Onun haricinde bugün yine Karadere'ye yapılan baskıdan sonra binlerce insan Trabzon, Ordu, Ünye, Çarşamba, Bafra, Sinop ve Adapazarı'na sığındı. Ki bugün bu illerde de hemşinli göçmen olduğunu görmekte mümkün. Ve hatta söylenebilir ki bugün Müslüman olduklarını iddia ediyorlarsa Müslümanlaşmaktan kaçmak pek de çarede olmuş oluyor. İkinci olarak Müslümanlığı kabul etmek karşımıza çıkıyor. Ve bu da şöyle bir sorun ortaya çıkarıyor. Gerçekten Müslümanlık ibadetlerini, pratiklerini yapıyorlar mıydı? Yoksa gizliden bu insanlar Hristiyan inancını devam ettiriyorlar mıydı diye. İşte burada da kripto Hristiyan dediğimiz kavram ortaya çıkıyor. Bu aynı zamanda belli araştırmacılarca keşkeş ya da tam döndürülememiş, imperfectly converted diyorlar. Bu şekilde de tabir ediliyor. Kripto kelimesi aslında kriptolojiden gelmekte, şifre bilimi. Kripto olmak ise kelime anlamı olarak bir örgüte, cemaate ya da siyasi inancı gizlice bağlı olmak anlamına geliyor. Ben tüm bu araştırmam boyunca kripto kelimesini Osmanlı İmparatoru koşullarından mağdur olmuş ve gizlice Hristiyanlığı yaşamak zorunda kalmış ama görünürde İslam'a geçmiş kişiler için kullanıyorum. Neden kriptolar vardı, ne gösterdi ki bu var diye soracak olursak eğer belli durumlar söylenmiş. Örneğin Varda var, Ermenistan kökenli bir festival ve Hemşin bölgesinde uzun süre kutlandığı söyleniyor. Festival Paskalya'dan 98 gün sonra kutlanıyor. Bugün de kutlanılmaya hala devam ettiği söyleniyor ama isminden ve Paskalya ile alakalı amacından bağımsız şekilde tabii ki. Festival şu an daha yayla festivali şeklinde Temmuz ayında devam ediyor. Aynı zamanda vaftiz geleneğinin 19. yüzyılda uzun süre Hemşin bölgesinde devam etmiş olması da bir gösterge. Daha önceki sunumlarda bahsedildiği gibi çift isimler de bölgede devam ediyor. Ali Sarkis, Mahmut Hovannes gibi. Bu durum günlük malzemeler ve mekan isimlerinde de söz konusu. Simonya'nın Karadere'deki kriptolar üzerine bir vaka incelemesi var. Çok kısaca paylaşacağım. Daha önceden de dediğim gibi bölgeden kaçanlar ilk olarak Karadere'ye sığınıyorlar. Bu da Simonya'nı şöyle düşündürüyor. Acaba bu insanlar Hristiyanlığa devam ediyorlar mı diye böyle bir şüpheye düşüyor. Ve bölgede 19. yüzyıla kadar Ermeni soyadları taşıdıklarına, Ermenice konuştuklarına ve haça saygı duyduklarına dair yazıyor kendisi. Ayrıca yine bir söylenti olarak şöyle, kadınların çocuklarını Trabzon'a kaçırdığını ve eşlerine yalan söyledikleri gibi bir söylenti var ki bu durumda çocuklar Trabzon'da kalıyorlar ve gizlice Hristiyanlığı öğrenmeye de devam ediyorlar bu şekilde. Son olarak dile değineceğim.
Hemşince, Ermenice, yakın mı vesaireden ziyade yine tarihsel olarak bakmak istiyorum buraya. Şöyle, dil bu süreçte nasıl etkilendi, unutuldu mu diye. Burada çok önemli bir fark ortaya çıkıyor. Kadınlar ve erkekler diye. Erkekler dışarıda sosyalleştikleri için ama kadınlar özel alanda bulundukları için çok normal olaraktan ev ve dışarıda Ermenice'nin konuşulması, Müslümanlaştırılma siyasetinden sonra yasaklandığı için kadınlar evde Ermenice konuşmaya devam ederken erkekler dışarıda Ermenice'yi unutmuş oluyorlar. Bu şekilde şöyle bir terim ortaya çıkıyor hemşinli ailelerde. Müslüman baba, Hristiyan anne diye. Ki böylece yani burada söylemek istediğim kadınların Hristiyan ibadetlerine daha sadık kalmış olması. Bitiriyorum. Ben tüm bu makale boyunca, yani sunumum boyunca Müslümanlaştırma, Türkleştirme siyasetine dair bir tarihsel arka plan sunmaya çalıştım ve bugünün koşullarına nasıl yansıdığını. Bunun sonucunda şöyle söylenebilir, Hemşin coğrafyası devlet derebey baskısı çerçevesinde uygulanan bir kültür politikasıyla asimile ediliyor. Ama kesinlikle net kategoriler sunmuyorum. Bugüne dair kişilerin kendini Türk veya Ermeni olarak gördüğüne dair. Daha çok şöyle demek istiyorum, yani hem bölgeye vurgu yapmak hem de halkın tabirini kullanmak için hemşinli kimliğini kullanmak istiyorum. Ki bunu yaparken de asıl amacım çok kültürlülüğün altını çizmek ve hemşin coğrafyasını kendine az kültürü, tarihi, kimliği ve diliyle tanımlamaya çalışmak. Teşekkür ederim. Thank you, Serap. Perfect timing. Teşekkürler Serap, tam zamanında bitirdin. Umalım sonunda biraz zaman kalacak. Şimdi geçelim Mahir Özkan'a. Kendisi Artvinli, Hopalı ama ailesiyle birlikte 1990'da İstanbul'a yerleşmiş. Şimdi felsefe öğretmeni, Kocaeli'nde çalışıyor. Aynı zamanda da lisans üstünü Kocaeli Üniversitesi'nde lisansüstü araştırmaları yapıyor, çalışmaları yapıyor. Hemşin kültüründen hareketle öyküler yazıyor. Agos Pub yayınladı bunları. Sanıyorum şimdi Aras yayıncılıkta da kitap olarak çıkacak. Hemşin öyküleri başlıklı bir programı da var. Norad Radyo istasyonunda. Sergey Vardanyan aslında müzik olarak çalışmalar yapmış olduğunu söyledi. Şimdi Mahir Özkan'ın hemşinli kimliği üzerine yorumunu dinleyeceğiz. Hello, kimliğini üzerine düşünmek aslında Türk kimliğinin nasıl algılandığını, Türk kimliğinin ne olduğunu ve Ermeni kimliğinin nasıl algılandığı üzerine de düşünmek demek. Bu çalışmada hemşin kimliğiyle esas olarak Türk kimliğinin algılanışları ve Ermeni kimliğinin algılanışları üzerinden bağ kurmaya çalışacağım. Tabii öncelikle bir parça hemşinlerden söz etmek istiyorum. Hemşinler, çok tarihten bahsetmeyeceğim. Gevond'un tarihi hep anlatılı geldi ve bugüne kadarki hemşin araştırmalarında en dikkate değer kaynak olarak gösterilen Gevond'un tarihidir. Bu da Serap arkadaşımız az buçuk bahsetti. Yeterli olduğunu düşünüyorum. Çok tekrara düşmek istemiyorum aynı konularda. Müslümanlaşma süreci de 1915'in sonrasında biten bir süreç aslında ve benim ulaştığım kaynaklara göre mesela 1530'daki Tapu Tahrir defterlerinde hemşin nüfusunun %38'i Müslüman, %61.9'u Hristiyan olarak görülüyor. O tarihlerden itibaren başlayan bu süreç 1915'lerin sonunda tamamlanmış oluyor, Müslümanlaşma süreci. Tabii burada şöyle bir şey de var. Yani hemşindeki Müslümanlaşma iki biçimde gerçekleşiyor. Bunun altını da çizmek lazım. Şu anda hemşinde bulunan ailelerin tamamı aslında tam konuştuğumuz hemşinli kimlik olarak hemşinli, yer olarak hemşinli olanlar da var. Şöyle ki
hemşine daha sonradan yerleştirilen, yani zaten Müslüman olan ve Kafkasya kökenli, Türk kökenli halklardan yerleştirilen aileler de bulunuyor, bunu biliyoruz tarihten. Dolayısıyla oradaki kökensel olarak baktığımız zaman hemşinlerin bir kısmı Müslümanlaşan Ermenilerken, hemşin Ermenileriyken, bir kısmı da hemşine daha sonra yerleştirilen ailelerden oluşuyor. Hemşin coğrafyası ve hemşinlerin kategorize edilmesiyle ilgili şimdiye kadar genellikle 3 kategori kullanıldı. 3 gruba ayrıldılar hemşinler. Kuzey hemşinleri, batı hemşinleri ve doğu hemşinleri olmak üzere Bert Vogts'un. Ben bu çalışmada aslında 2 kategori üzerinde duracağım. Müslüman hemşinler ve Hristiyan hemşinler diye. Bu ayrımın daha anlamlı olduğunu düşünüyorum. Çünkü ya bunun nedenlerini az sonra açıklayacağım. Müslüman hemşinlerin 2 ayrı kategori olarak değil, yani batı hemşinleri ve doğu hemşinleri olarak 2 ayrı kategori olarak değil, tek kategoride tanımlanması gerektiğini. Çünkü temel ayrım olarak batı ve doğu hemşin arasında dil gösteriliyor. Ancak bu ayrımın çok geçerli olduğunu düşünmüyorum. Çünkü dinsel ayrımın kimlik ve aidiyet üzerinde daha etkili olduğunu düşünüyorum. Buradan bir parça hemşinlerin yaşadıkları yerlerle ilgili bilgi vermek istiyorum. Çünkü oldukça dağınık bir coğrafyadan bahsediyoruz aslında, merkezi hemşin olmasına rağmen. Ve hiç ummadığımız yerlerden hemşin köyleri olabildiği ortaya çıkıyor. Bunları en geniş biçimde bir parça paylaşmak istiyorum. Hristiyan hemşinlerin yaşadığı yerler işte Rusya'nın Soçi, Krasnodar, Voronej ve Rostov gibi kentleri, Abhazya'nın Soğum Gagra kentlerinde yoğun olarak karşımıza çıkıyorlar. Ermeni Apostolik Kilisesi'ne bağlılar ve Hristiyanlar zaten. Bununla ilgili bilgileri geçiyorum. Müslüman hemşinler ise yoğun olarak Artvin, Opa ve Borçka ilçelerinde, Rize'nin Hemşin, Çamlı Hemşin, Pazar, Çayeli, Ardışan, Fındıklı ve Güneysu ilçelerinde Hemşin ve Çamlı Hemşin de yoğun olmak üzere. Erzurum'un İspir, Tortum ve Uzundere ilçelerinin bazı köylerinde, Trabzon Araklı ilçesinin Karadere Vadisi'nde, bu Karadere Vadisi'ndeki şu anda da hani Hristiyanlık kalmak için giden grup Müslümanlaşmış olarak 6-7 köy civarında Hemşin köyü bulunuyor. Kendilerini Hemşin olarak tanımlıyorlar ve dillerinde 500-600 civarında, orayla ilgili sözlü tarih çalışmaları yapıldı. Mecit Çeliktaş bir albüm yaptı, oradaki müziklerin kayıtlarını yaptı ve kaval kullanıyorlar. Hemşin'in ezgilerinin benzer ezgilerini kullanıyorlar. Sözler, deyişler, yer adları Ermenice ve kendilerini hemşin olarak tanımlıyorlar. 600 civarında da sözcük var dillerinde. Bu şeyle de uyumlu. Rize bölgesindeki hemşinlerin kelime dağarcıklarıyla da uyumluluk gösteriyor. Göç ettirilen, bunun dışında Düzce, Nakçakoca ilçesinde, Sakarya'nın Kocaeli, Karasu ilçelerinde, İstanbul, Ankara, Bursa, Kocaeli, İzmir gibi büyük kentlerde ekonomik göçlerle gelen hemşin toplulukları olduğunu söyleyebiliriz. Kırgızistan'ın Kızılkaya ve Voş kentlerinde, Kazakistan ve Özbekistan'a da sürülen hemşinler vardı. Vardanyan onlardan söz etti. Şimdi Müslüman hemşinler neden aynı kategoride değerlendirilmelidir? Yani dil bilmek ve bilmemek bir fark yaratabiliyor mu? Aslında dilin ortaklığı son dönemlerde, yani dilin yitimi son dönemlere rastlayan bir olay. Öncesine baktığımız zaman bazı tanıklıklar hemşinlerin hemşince konuştuklarını, 1900'lerin hemen öncesine kadar hemşince konuştuklarına dair çeşitli anlatılar ve tanıklıklar var. Bu süreç toplu halde değil ama parça parça hemşince konuşanların varlığı biçiminde 1950'lere kadar geliyor. Kişisel bununla ilgili dinlediğim tanıklıklar var. 82 yaşında benim babam 1950'li yıllarda Ayder'i yaptığı bir ziyaretle ilgili, ben nereden geldiğimiz, ne olduğumuzla ilgili sorular sormaya başladığımda, çocukluğumda anlattığı bir hikaye vardır. Orada konuştuğu ihtiyar kadınların, özellikle işte o dönemde 50'li yıllarda 60-70 yaşlarında olan hemşinli kadınların hemşince konuşabildiklerini, kendisinin onlarla hemşince iletişim kurduğunu
söylemişti ama daha genç olanların kelimeleri anlamakla beraber, bazı kelimeleri kullanmakla beraber hemşire konuşamadıklarını söylemişti. Bu daha önceki oraya seyahatler düzenlemiş olan Batılı gezginlerin anlatılarıyla da uyumluluk gösteriyor. Şimdi dolayısıyla aslında kullanılan dilin belli düzeyde ortaklık gösterdiğini söyleyebiliriz. Kaldı ki başka bir Türkçe ağızlar üzerine, Karadeniz Türkçe ağızları üzerine yapılan çalışmalarda harf dönüşümlerinin, ses kullanımlarının Rize hemşinleriyle Hopa hemşinlerinde benzerlikler gösterdiğini, yani Türkçelerinin birbirine benzemesi üzerinden kullanılan daha önceki dilin de ortaklıklarının olduğunu söyleyebiliriz. Sülale isimleri ve yani bunların aynı topluluk olduğunu gösteren başka bir özellikle sülale isimleri, bugün Hopa Hemşin'de yaşayan bazı sülalelerin Rize Hemşin'de akrabaları vardır. Yani doğrudan akrabalık ilişkileri var. Birçoğu da bunun bilincindedir. Bu bazı ortak soy isimleri, sülale isimlerini söylemek istiyorum. Mesela Baboğlu, Bekaroğlu, Koçaloğlu, Beşiroğlu, Boşnaoğlu, Civelekoğlu, Çoloğlu, Galataoğlu, Gedikoğlu, Tataroğlu, Vazoğlu, Hortulaşoğlu, Karalioğlu, Kolçakoğlu, Kotiloğlu, Köseoğlu, Lazoğlu, Makaroğlu gibi daha sayılabilir. Yani Maraşoğlu, Topaloğlu, Yavcıoğlu gibi sülale isimleri aynı biçimde iki bölgede de söz konusu. İlginç bir ayırıcı özellik Rize Hemşin bölgelerinde Minasoğlu, Partaloğlu, Kasparoğlu, Açıkoğlu, Hotikoğlu, Dertaroğlu gibi Ermenice sülale isimlerinin de korunmuş olması bizim Hopa Artvin bölgesindeki hemşinlerde çok daha azdır bu korunan sülale isimleri. Şimdi konumuzun daha kimlik algıları ile ilgili kısmına gelirsek, Türk ve Ermeni kimlik algılarının hemşin kimliğine ciddi etkileri var. Yani burada Türkiye'nin kuruluş sürecinden itibaren Türk kimliğinin aslında kademeli bir Türk kimliği inşasından söz edebiliriz. Bunda bu sürecin anlaşılabilmesi için Yusuf Akçura'nın Üç Tarzı Siyaset adlı bir eseri vardır. Oradaki tanımlamaları çok bence ipuçları veren bir şey. Türk kimliğinin inşasında şöyle bir yol izleniyor. Öncelikle bütün Müslüman olanların Türk kabul edildiği bir algı yaratılıyor. Türklerin kendilerini önce Müslüman olarak değil, önce Türk olarak tanımlamaları sürecin yaşanması isteniyor. Arkasından Müslüman olup Türk olarak tanımlamayan grupların hem Müslüman hem Türk olarak algılamaları süreci başlıyor. Tabii bu aynı zamanda hiçbir zaman Türk kimliğine gelmeyeceği varsayılan gruplarında, yani gayri Türk ve gayrimüslim olanların da elenmesi ya da marjinalize edilmesi süreciyle birlikte yürüyor. Dolayısıyla da hemşinler için konuşursak, Türk kimliğindeki Müslüman olanların Türk olarak algılanması Osmanlı'dan itibaren gelen süreç etkili, sürecin etkili olduğunu görüyoruz. Bunu kişisel tanıklıklar üzerinden de söyleyebiliriz. İşte aileyle ben kendi kişisel sürecimde hemşin ne olduğu, nereden geldiği vesaire üzerine çalışmalar yapmaya başladığımda, Ermeni kimliğiyle ilişkisiyle ilgili sorular sorduğumda annemin verdiği yanıt mesela, okuma yazma bilmeyen bir insandır kendisi. İşte ne Ermenisi, biz Müslümanız, Ermeniden Müslüman mı olur? Bununla ilgili de bir sürü başka yerlerde de anlatılar görebilirsiniz. Israrlı Ermeni kimliğiyle ilgili sorular karşısında söylediği şey ise çok daha acıklıydı. Kanayemendah Ermeni masa o kızı Gedrin dedi. Yani git her yerde Ermeniyim de seni kessinler gibi bir reaksiyon vermişti annem. Ve eğitimden geçmemiş bir insanın ve Ermeni kimliğiyle ilgili böyle bir bilinç taşıması benim için o tartışmayı zaten bitirmişti. Bunun dışında kimliğin o İslam ilişkileri ve kendini gizleme ilişkileri açısından örnek olabilecek başka bir şey anlatmak istiyorum. Sovyet kapısının açıldığı zaman, yani Sovyetler Birliği'nin dağılıp sınırın açıldığı dönemlerde Rus pazarı adı altında pazarlar kuruluyordu Hopa'da. O pazarlarda amcam, ki mütedeyyin bir insandır kendisi, ve Ermeni kimliğiyle ilişkilendirilmemize şiddetle karşı çıkan bir kişidir. Pazarda alışveriş yaparken
sıkı bir pazarlığa girdi. Pazarlıksız alışveriş de yapmaz kendisi. Sıkı bir pazarlığa girdi ve pazarlıktan sıkılan esnaf yanındaki arkadaşına bir şeyler söyledi. Ben çocuğum o zamanlar duymadım. Çok sonraları anlamlandırdım bu muhabbeti. Bir şeyler söyledi. Bunu duyunca amcam etrafına baktı. Pazarcıya doğru eğildi ve ahbar kiçme inçe su varnım dedi. Yani kardeş biraz indir de alayım dedi. Ve tabii pazarlıktan galibiyetle çıktı. Bu aslında hani İslam kimliğinin o kimlikte belirleyici bir nitelik olduğunu gösteriyor. Bir taraftan da aslında tersinden bakarsak Ermeni kimliğinin algılanışındaki benzer bir şey de hemşinlilerin hemşinlik kimliğine sarılmalarına neden oluyor. Yani hemşinlik kimliğini ben şöyle anlıyorum. Ermeni kimliğiyle eşittir Hristiyan olarak gördükleri kimlikle kendilerini ayrıştırırken Türk eşittir Müslüman olarak gördükleri kimliğe de direniş olarak tanımlamak mümkün. Böyle bir işlev görüyor hemşinli kimliği. Hemşinlerin kendi bence algılarında da. Ve biz gerçekten insanların bu kimlikle ilgili neler düşündüğünü, kendilerini nasıl algıladıklarını, tanımladıklarını öğrenebilmek için sanırım daha biraz daha fazla her şeyi konuşabileceğimiz, biraz daha demokratik süreçler yaşayabileceğimiz dönemleri bekleyeceğiz. Kimlikle ilgili birkaç bir şey daha söylemek istiyorum. Annemin okuduğu ve Sayın Sarkis Seropyan'ı anlattıktan sonra Ağustos'ta yayınlanmasına vesile olmuştu 2008'de. Korku duası vardır annemin mesela. Ben çok etkilenmiştim o duadan. Çünkü dua ilginç bir dua. Hristiyanlık öncesinden gelen bir dua. Bana ilk dua öğreteceğim sana, ablana öğreteceksin dediği zaman şaşırdım. Sen niye öğretmiyorsun dedim. Olmaz dedi. Bunu erkek kadına, kadın erkeğe öğretebilir dedi. Bu benim bildiğim ne İslam ne Hristiyan formlarına uyan bir tutum gibi değildi. Ve dua denince de Arapça bir şey bekliyorum haliyle. Sonra duayı bana öğretti. Dua işte bildiğin doğa nesnelerinden, doğanın korkutuculuğundan vesaireden ve ondan kurtulmak için yapılması gereken bazı şeylerden söz ediyor. Bunu bir kere söyledim, bir daha söylememem gerekiyor. Çünkü açık ettiğin zaman sağaltıcı özelliği kaybolan bir dua. O yüzden affınıza sığınıyorum. Kimseye anlatmamam gerektiğini söylemişti ama ben gazeteye yazdım bunu. Utanıyorum. Dua Ermenceydi. Yani hemşin Ermenicesi diyelim idi. Ben bunun nasıl mümkün olabildiğini düşündüğümde aslında annemin Hristiyanlıktan bile öncesinden gelen bir Ermeni kültürel bağının olduğunu düşündüm bu sürecin üzerinden. Ve o yüzden de mesela şöyle hissettim. Bana Ermeni Hristiyan olur diye sen Ermeni olamazsın ya da işte hemşinin Ermeni olamaz bundan dolayı ya da Hristiyan olmayan biri Ermeni olamaz diyene şunu demek istiyorum. Anneme ne diyeceksin? Yani Hristiyanlıktan daha eski bir Ermeni sonuçta o dua ve Hristiyanlıktan daha eski bir biçimde Ermeni kültürüyle bir biçimde bağlanmış annem. Son olarak siyasal tutumlardan bahsetmek istiyorum. Siyasal tutumlarla hemşinlerdeki ve Ermenilerdeki kimlik algıları arasında ben bağlantılar olduğunu düşünüyorum. Aslında bu hani yani insanların kendilerine yönelik algıları nasıl bu kadar o subjektif şeylere bağlı olabilir denebilir ama bence gerçekten ilişkisi var. Hemşin bölgesinde 70'li yıllarda bütün Türkiye'de olduğu gibi sol siyasal akımlar güçlü etkiler bıraktılar. O akımların o dönem için yarattığı etki şuydu. İşte biz kimlik vesaire önemli değil. Önemli olan modernleşmedir. Hatta bunun olumsuz etkileri bile oldu çocuklara hemşince öğretmemek vesaire biçiminde. Ama sonraki süreçte 90'lardan sonra o süreçte politikleşmiş olan sol sosyalist eğilimli insanlarda kimliklerin artık görünür hale gelmesiyle kimliğe yönelik ilgi arttı ve
özgürlükçü siyasal eğilimler diyelim, onu daha geniş bir perspektif içinde söyleyelim. Özgürlükçü siyasal eğilimler içerisinde bulunan insanların hemşinlerin Ermeni kimliğiyle ilişkisi konusunda çok daha rahat davranabildiklerini görüyoruz. Ama daha işte dindar kesimlerin bunu reddedebildiklerini görüyoruz. Hatta Türk milliyetçisi eğilimler bile hemşinler içerisinde rastlayabiliyoruz ki 70'li yıllardan beridir gelen bir kemikleşmiş öyle bir grup da söz konusu o dönemin çatışmalarından da dolayı. Aynı benzer bir etkinin Ermeni kimliği için de geçerli olduğunu söyleyerek sözlerimi kapatmak istiyorum. Örneğin Norzartong grubu çıktı son yıllarda İstanbul Ermeni gençleri içerisinde ve çok iyi işler yapıyorlar. Ben onlarla birlikte olduğum zaman, oturup konuştuğumuz zaman Ermeni kimliğiyle ilgili hiçbir sıkıntı yaşamayabiliyoruz ya da onlar hemşinlerin Müslüman olmasıyla, ben Ermenilerin Hristiyan olmasıyla hiçbir sorun yaşayamayabiliyoruz. Onların Ermenilik tariflerinde de Hristiyanlığın etkisi benim hemşinlerin kimliğinin tarifindeki Müslümanlığın etkisi düzeyinde olunca problem kalmıyor. Evet, teşekkür ederim. Thank you so much. That was very. Çok teşekkür ederiz. Gerçekten çok uyarıcı, çok hoş bir konuşmaydı. Şimdi hemşinin ötesine geçiyoruz. Daha Osmanlı topraklarına giriyoruz. Ve şimdi Uğur Bahadır Bayraktar konuşmasını yapacak. Kendisi Boğaziçi Üniversitesi'nden, Atatürk Enstitüsü'nden ve şu anda da doktorasını aynı bölümde yapıyor. Yayınları da var, çok başarılı. Çiftliklerin siyasi ekonomisi ve milliyetçilik üzerine yazdıkları var. Ayrıca aynı enstitüde bir araştırma görevlisi kendisi. Şimdi Uğur bize kaçırma, evlilik ve İslamlaştırmayı Tanzimat dönemi itibariyle ele alacak. Nisan, 2 Nisan 1846'da Diyarbakır Vali ve Defterdarı İstanbul'a yazarak 10 yaşında bir Ermeni kızın kendilerinin olmadığı bir durumda İslam'ı kabul ettiğini yazdı. Ve herhangi bir araştırma yapılmaksızın valinin dediği gibi kızın dinini değiştirmesine izin verildi. Müftüye fikri soruldu ve o da bu din değiştirmeyi kabul etti. Ancak o sırada geleneksel bakış böyle demiyordu. Çünkü 9 ya da 10 yaşındaki reşit olmayan çocukların böyle bir din değiştirme talebi geçersiz sayılırdı. Ve müftünün bu onayına rağmen herhangi bir zorlama yoktu. Müslümanlar tarafından teşvik vardı ve bunun sonucu kız da bir Müslüman evine yerleştirildi. Tanzimat döneminde böyle bir din değiştirme Osmanlı Devleti için beladan başka bir şey değildi. Sayın Selim Deringil'in de belirttiği gibi Osmanlı valileri açısından bu bir baş ağrısından kurtulmayı sağlamak için yapılan bir şeydi ve bunu bir yana bırakıyorlardı. Ancak müftü olan Derviş Efendi bunu bir yana bırakmak niyetinde değildi. Ve kız üvey annesinden kötü bir muamele gördüğü için din değiştirdiği söylendiği halde onun bu din değiştirmesi aslında uluslararası müdahalenin bir zeminini yaratmış oldu. Nihayet kız İstanbul'a yollandı. Buradaki Ermeni
bir kişi kendisini İstanbul'a götürdü. Burada bir çiftçinin eşliğinde Sabit Efendi adında İstanbul'a gitti. Bu uluslararası baskıyı bir yana bırakacak olursak, kızın iddiasına göre üvey annesinin kötü muamelesi nedeniyle kendi rızasıyla olmuştu. Ve aslında bundan kurtulmayı amaçladığı söylenebilir. Ve bu tür din değiştirmeler 19. yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu'nda kısmen değişiklik gösterdiği halde bunun ulusçuluk ve uluslararası ilişkilerle de ilkisini görmek lazım. İşte bu kızların ve kadınların nihayet din değiştirmiş olması olgusunu daha yakından incelemek gereğini duydum. Bunların rıza ile yapılmış din değiştirilmeler olduğu söyleniyordu ve burada bir maddi olanak sağlama amacıyla yapıldığı düşünülüyordu. Çünkü Müslüman olanlara yeni elbiseler veriliyor ya da iş verme imkanı sağlanıyordu. Müslüman eşler ya da bunların yaptıkları yardımlar sayesinde durumları iyileşiyordu. Reşit olmayan olanların din değiştirmesi ise daha karmaşık bir durumdu. Çünkü reşit olmayanların din değiştirmesi zaten İslami yazında pek yeri olmayan bir şeydi ve tartışmalıydı. El-Cinyo'nun da belirttiği gibi burada üç kategori vardı. 7 yaş altı olanlar, 7 yaş ile 10 yaş arası olanlar, bir de onun üzerinde olan, Blue Çağ'ındaki olanlar. İşte buradaki en problemli yaş grubu buradaki küçük çocuklardı. Çünkü bunların İslam'ın özünü anlamaları mümkün değildi. Başka bir olaydı. 1849'da Tokat'ta bazı Müslümanlar 7-8 yaşında bir Ermeni oğlanı evlerinde tutuyorlardı ve din değiştirdiğini söylüyorlardı. Annesi babası geri istedi çocuğu ama alamadılar. İşte o zaman Ermeni patriği işin içine girdi ve tekrar İstanbul'a getirilerek durumunun anlaşılması gerektiğini iddia etti. Rızasıyla mı oldu yoksa zorla mı oldu bunu belirlemek için. Ancak Blue Çağ'ındakilerin din değiştirmesi Osmanlı yöneticiler açısından bir sorun yaratmıyordu. Anne babaları için bir sorundu. 18 yaşında Ermeni bir kız Anna 1857'de Erzurum'a gelip İslam'a geçmek istediğini söyledi. Ancak buradaki hazine sorumlusunun çok meşgul olması nedeniyle bir prosedür toplantısı yapılması ve kızın durumunun araştırılması mümkün olmadı. Dolayısıyla Osmanlı valisi bunun doğru olmadığını söyledi ve Britanya Konsülü, konsolosu Erzurum'daki buna itiraz etti. Buradaki konsolos Osmanlıların teamülüne başvurarak bunların 3 gün kendi topluluklarıyla bir zaman geçirmeleri gerektiğini öne sürdü İslamiyet'i kabul etmeden önce. Ancak burada bir yazışma meydana geldi ve vali bu din değiştiren kişinin ailesi tarafından ziyaret edilebileceği mümkündür dedi. Ancak Anna bunları istemiyordu. Beni öldürün ama onlara gitmem diyordu. Anlaşılan ailesiyle bir sorunlar yaşıyordu. Tabii hiçbir zaman gerçeği bilemeyeceğiz ama ancak bu üç günün sonunda Müslümanlığa geçti. Son toplantıda gerçekten Müslüman olduğunda
Anna'nın annesi ondan ona sırtını çevirdi ve şimdi Fatma adıyla anılan bu kızdan bazı malların geri verilmesini istedi. Ancak bütün bu din değiştirme hikayeleri hep bu kadar iyi geçmiyordu. Mesela Zeylanlı Şemo'nun oğlu Ahmet, Meryem'i, Hrant'ın kızını, Kars'tan bir kızdı bu, kaçırdı ve kendisi o sırada Bülü Uçağı'nda bir kız olduğu halde İslam'ı kabul etti. Bunlar Beyazıt'a kaçmışlar. Bunu tabii hiçbir zaman bilemeyeceğiz, kendi rızasıyla mı oldu, zorla mı oldu diye. Ancak bu kız kaçırmayla ille de bağlantılı olması gerekmiyor. Ama reşit olmayan kızların zorla din değiştirmeye zorlanması pek de Osmanlı kadıları tarafından kabul görmeyen bir uygulamaydı. 1873'te iki Ermeni kızı Sivas Meclisi'nin karşısına çıkarıldı ve Gemerekli yerli Müslümanlar kızları getirmişti ve bunların İslam'ı kabul ettiğini iddia ediyorlardı. Bunlardan bir tanesi gerçekten de İslam'ı kabul ettiği halde araştırma sırasında diğer kızın bunu kabul etmediğini ortaya çıkardı ve kız annesinin ve kız kardeşinin bağışlanmasını istedi. İşte bu durum karşısında Zekeriya Episkopos, oradaki Ermeni Episkoposu, bu kızın kendisinin reddetmesine rağmen zorla İslamlaştırılmasına çok tepki gösterdi. Buluğa ermemiş olmasını öne sürerek kızın babasının da daha önce zaten Müslüman olduğunu, dolayısıyla kız babasına düşer dediğini görüyoruz. Zekeriya Episkopos'un aslında esas kaygısı mevcut devletin sıradan Ermenileri şehir merkezinde, çarşıda toplayıp bunların İslam'a geçtiklerini iddia etmesi gibi bir durumun ortaya çıkmasıydı. Böylesine bir kanunsuz eylemin sonucunda bazı suçlamalar da meydana geldi ve tabii bu iki kızın hangi koşullarda İslamiyet'i kabul ettikleri ya da İslamlaştırıldıklarını bilmek mümkün değil. Burada bunların bir Müslüman aileye verildiği iddia edilir. Yani bir ebeveyn Müslüman hali, Müslümanlığı kabul ettiğinde de çocuklar anne babalarını izleyerek Müslüman evlerinde büyüyorlardı. Bu 19. yüzyıla kadar devam eden bir uygulama olarak çıkıyor karşımıza ve o sıradaki Müslüman olmayan çocukların din değiştirmesini kolaylaştırıcı bir akit ve tenkih olarak görülüyordu. Eğer kaçırılmadıysa Ermeni çocuklar Müslüman evlerinde büyüyorlardı. Bazı Ermeni kadınlarının kaçırılması olayı kimi zaman bir kurtuluş ifadesiydi. Dolayısıyla maddi durumlarını fiziksel olarak düzeltme imkanı buluyorlardı ve bunların tahammül edilmez kocalarına karşı bunu bir çözüm olarak gördükleri ortaya çıkıyordu. Yani hayatta kalmak için din değiştirme yolunu seçiyorlardı. Ve bu din değiştirenler için de bir takım maddi ödüller vardı. Mesela Fatma 1848'de İslam'ı kabul ettikten sonra 100 kuruşluk bir ödenek ve eve kavuştu. Ancak din değiştirme her zaman yoksullukla başa çıkmanın bir yolu değildi ve din değiştirenlerin bir takım yükümlülükleri vardı. Dolayısıyla bunun bazı yükümlülüklerden kaçmak için de kullanıldığı görüldü.
Bağdat'ta gelen bir Asuri kadın burada İslam'a dönmek istediğini söyledi ve kendi rızasıyla bunu yaptığını iddia ettiği halde araştırmayı yapan müfettiş buna ikna olmadı ve kuşku duydu bu durumdan. Hani'nin ya da Saliha'nın meclise bir Müslüman erkekle evlenebilmek amacıyla geldiğini düşündü. İşte böyle bir gerekçeyle din değiştirmenin kabul edilmeyeceğini söyledi. Ve bu adamla evlenemezsin dedi. Ve müfettiş eski kocandan nefret mi ediyorsun diye sordu. Hayır, ben kendi rızamla yapıyorum bunu demiş kadın. Ben zaten daha önce İslam'ı kabul etmiştim. Bağdat'taki yöneticiler sonunda bunu kabul etmek zorunda kaldılar. Ancak bu din değiştirmenin motivasyonunun esas sebepleri hiçbir zaman tam olarak bilinemedi. Haziran 1863'te Kürdistan eyaletinde başka bir din değiştirme olayını görüyoruz. Gene evli bir kadın din değiştiriyor. İmo adı olduğu söyleniyor ama çok emin değilim. Çünkü Arapça el yazısıyla yazılmış İmo diye okunuyor. Daha önce Lund ya da Loned adlı birisiyle evliymiş. Bu da çok belli değil. Kocasını terk etmiş ve Mecid adlı bir Müslümanla kaçmış ve terk edilen koca dilekçe yazarak hükümetten karısını geri vermesini istemiş ve bu meclisin araştırması sonucunda Mecid tarafından kaçırıldığı İmo'nun ve şurada burada gezdirildiği 6 ay boyunca kaçırılmış olarak kaldığı ortaya çıkarılmış. Ondan sonra Mecid'in amcası bu kadının zaten Hazro eyaletindeyken İslam'ı kabul ettiğini ve Lice'de evlendirildiğini söylemiş. Ve bu sadece kendi rızasıyla verdiği bir karar olmakla kalmamış. Ben zaten 2 yıl öncesinden beri İslamiyet'i kabul etmek istiyordum demiş. İmo ayrıca kabul edilmese bile bu talebinin kocasına geri dönmeyeceğini belirtmiş. Çünkü İslam'a artık gönül verdiğini söylemiş. Tabii bu kadın gerçekten Müslüman olmuş mu olmamış mı sonuç olarak bunu bilemiyoruz. Galiba 2 dakikam kaldı. O zaman sona geleyim. Genç kızların ve kadınların 19. yüzyıl boyunca din değiştirmelerine baktığımız zaman buradaki sosyal ya da kişisel sorunlarla, yoksulluk olsun, başka şey olsun, zulüm olsun, bunlarla baş etmenin bir yolu olarak ortaya çıkıyor. Oysa Buluğ çağında olan reşit olmayan kızlar açısından bu bir sorun yaratıyor yöneticiler için. Çünkü herhangi bir zamanda bunun bir krize dönüşmesi mümkün. Kız kaçırmalar köylük bölgelerde çok yaygın olmamakla birlikte Tanzimat döneminde bunların bu din değiştirme vesilesiyle arttığını da görüyoruz. Bunu araştırmaya değer. Bu sunumdan da görüldüğü gibi pek çok din değiştirme kendini kurtarmak amacıyla da gerçekleşmişti. Ve Müslümanlığa geçtikleri takdirde İslam inancına göre daha iyi duruma kavuşacakları belirtildiği halde pek de durum böyle olmuyordu. Çoğu kadın ve kız bunları fiziksel durumlarını düzeltmek için yapıyorlardı ki bu da tam düzelmiyordu. Çünkü başka bir ailede kendi ailesinden kaçarken kurtuluşu arayan kızlar ve kadınlar başka sorunlarla karşılaşıyorlardı ve
Osmanlı'nın sadakasına mecbur kalıyorlardı. Bu şekilde kadınlar da bir kocadan kaçarken başka bir kocaya kaçmak için bunu bir vesile yapıyorlardı. Teşekkür ederim. Thank you. Teşekkürler Uğur. Şimdi bu din değiştirme teması üzerinde devam edeceğiz. Selim Deringil. Aslında kimsenin Selim Deringil'i tanıtmaya ihtiyacı yok. Şimdi kendisi Boğaziçi Üniversitesi'nde görevli. Şimdi Beyrut'ta bir uçak biletiyle ilgili bir sorunu oldu. Onun için gelemedi. Ama Selim Deringil Osmanlı İmparatorluğu'nda Hamidiye dönemi ile çok ciddi ilgili çalışmalar yapmıştır. Konferanslarımızda daha evvel de bulundu. Sabahtan beri söz edilen Ermen konferansı. Ama bize makalesini yolladı. Selim'in öğrencisi Ohannes Kılıçdağ burada. Kendisi bize Selim'in makalesini, paper'ını okuyacak sunumunu. Teşekkürler. İyi gün öğleden sonra Profesör söylediği gibi Profesör Deringil'in sunumunu okuyacağım. Bunun başlığı Hamidiye katlamları sırasında toplu din değiştirme 1894-98-97 Geç Osmanlı İmparatorluğu'nda İhtida ve İrtidat başlıklı bir kitap yayınlıyor kendisi. O kitaptan bu da. Şimdi sunum. Rusya ile 1877-1878 felaket dolu savaş sonrasında bilindiği gibi bu savaş Osmanlıların Balkanlardaki en değerli topraklarını yitirmesine yol açmıştır. Sultan ve çevresi Anadolu'nun en son kalenin de aynı yolda ilerleyeceğini düşünmüştür. Osmanlı İmparatorluğu'nda Ermeni nüfusu özellik konusunda bir talep geliştirecek olan son Hristiyan topluluğuydu. Daşnak ve Hınçak'ın 19. yüzyılın sonunda kurulmasından sonra bunlara devrimci komite deniyordu. Bunlar Balkanları bir aktivizm modeli olarak taklit etmek istediler. Ermeni devrimci örgütleri ivme kazandıktan sonra kendilerini Balkanlardaki hareketler gibi örgütlediler. Özellikle Sırp ve Bulgar komitacıları rol modeli haline geldi. Bu konuda Dadrian tamamen haklıdır. Burada alıntı yapıyor. Ermeni sorunu aslında Doğu sorununun bir uzantısı haline gelmişti. Türk-Ermeni ihtilafı bu sorunun esas biçimi haline almıştı. Bir sınav haline gelmişti imparatorluğun koruması için. Bu aşamada Yıldız Sarayı'ndan gelen bir belge paraleli tam anlamıyla çekiyordu. Ama Ermeni meselesi Bulgar veya Sırp meseleleri gibi değildir. Ama Anadolu merkezidir Osmanlı gücünün. Alıntı bitiyor. Bir Doğu Anadolu'da bir Ermeni devletinin ortaya çıkışı gibi bir şey her bedelle durdurulmalıydı. Arminius Wenberi Abdülhamit'le bir görüşmesinde Abdülhamit'in kendisine şöyle söylediğini söyler. Romanya ve Yunanistan'ı alarak Avrupa Türk devletinin ayaklarını kesti. Bulgaristan, Sırbistan ve Mısır'ın alınması şimdi ellerimizi kesmiş oluyor. Şimdi bu Ermeni mücadelesi sonucunda en hayati organlarımızı almak istiyorlar. Bağırsaklarımızı deşmek istiyorlar. Bu bizim tamamen yok edilmiş anlamına gelmektedir. Elimizdeki her şeyle bununla mücadele etmek zorundayız. Alıntı bitiyor. Bu korku Anadolu konusundaki Hamidiye politikasının daha derin boyutunu ortaya çıkıyordu. Bu politika birlik politikası adını taşıyordu. İslami nüfus yani Müslüman nüfus aslında resmi İslam denebilecek şeyin yanına çekilmeye çalışılıyordu. Bu durumda Halife-i Müslümin olarak öne çıkıyordu
sultan ama aynı zamanda Kaiser ve Çar gibi meşru bir monark olarak ele alınacaktı. Ermeni sorunu aslında özellikle Britanya ve Rusya gibi büyük güçlerle de bir çatışma konusuydu. Bu arka plan önünde Ermeni katliamları oldu. Çeşitli illerde ardı ardına aynı örüntüyü görüyoruz. Cuma namazından sonra mollaların, imamların konuşmaları, sonra Ermeni dükkanlarına ve mülküne saldırı, sonra Ermenilerin kendilerini savunmak için misillemeye girişmeleri, sonra da kadınların ve çocuk kızların tecavüze uğraması, kaçırılması, katliamı vesaire. Özellikle de Sason katliamından sonra 1894 Ağustos Eylül'ünde ve 1895-96 Zeytun ayaklanmasından sonra 1895-96 yıllarında birçok yerleşim birimi terör altında yaşanıyordu. Hüseyin Nazım Paşa'nın resmi dokümanların yayınlanması temelinde, orada polis müdürüydü Hüseyin Nazım Paşa, ortaya iki taraftan ölülerin sayısında tam bir tutarsızlık çıkıyor. Trabzon'daki olaylar sırasında 1895-13 Eylül'de Müslümanların ölülerin sayısı 11, Ermeniler 182 kişi kaybediyor. 23 Ekim'de Erzurum'da oran 5 Müslüman, 50 Ermeni. Bitlis'te benzeri bir şekilde 26 Ekim'de 38 Müslüman alıyor, 135 kişi yaralanıyor. Ermenilerden 132 ölü ve 40 yaralı var. Şuna işaret etmek gerçekten gerekli. Bütün bu vakalarda Ermeniler çok daha fazla sayıda ölüyor yaralılara göre. Bu da çok eşitsiz bir mücadeleye işaret ediyor. 10 Ekim'de Diyarbakır'da polis komiserliği 70 Müslümanın öldüğünü, 80 Müslümanın yaralandığını, 300 Ermeninin öldüğünü, buna karşılık sadece 100 Ermeninin yaralandığını belirtiyor. Bayburt'ta 4 Kasım'da 8 ölü ve 11 yaralı Müslümana karşılık Ermenilerin ölü sayısı 170, sadece 35 tane yaralıları var. Diyarbakır en kötü katliamlardan birisini yaşıyor 25 Kasım 1895'te. Bu din değiştirme dokümanlarında çok önemli bir şekilde yer alır. Fransız konsolosu Gustave Meyrier 2 Kasım'da Büyükelçisi Paul Gambon'a telgraf gönderiyor. Şehir tamamen ıslah edilmiş durumda ve ateş ve kan içinde, bizi kurtarın. 10 Kasım 1895'te Vali Enis Paşa şöyle bir bilgi gönderiyor. Bazı bölgelerde Ermeni köyleri tamamen din değiştirme süreci içinde. Bu aslında yargı otorite mercilerine göre hiç ikna edici değil. Dolayısıyla ne yapacağız? İrade çıkarıyor vali. Bir teşrin-i sani 1311, yani 14 Kasım 1895'te şu resmi pozisyon ortaya koyar. Bu iradeye göre Ermenilerin din değiştirmesinin yanlış temsil edilmesine engellemek için tekrar başvururlarsa, eğer düzen yerleştikten sonra tekrar başvururlarsa, o zaman din değiştirmeleri gerçekten uygun usule göre ele alınabilir. Aksi takdirde mutlaka ferasetli tedbirler alınması lazım. Bu ferasetli tedbirler, yani palyatif, geçici filan anlamına kullanılan örtülü bir deyim oluyor. O resmi pozisyon şudur. Eğer Ermenilerin bu kitlesel halde din değiştirmeleri kabul edilse, dışarıya bu resmi olarak zorunlu din değiştirmenin kitlesel olarak yapıldığı anlamına görülecektir. Burada olaylar, itişaşat diye bilinen bu olaylar aslında henüz bitmemiştir. Şunu hatırlamak lazım ki
halkın kalbini kazanmaya çalışırken böyle bir gelişmenin halkın hassasiyetlerini rahatsız etmesi çok ciddi bir sorun olacaktır. Burada anlaşılacak şey Müslümanların aslında kalbinin kazanılması istemesi ve hassasiyetlerinin rahatsız edilmemesi gerektiğiydi. Burada Anadolu'da burada katliamlar ve güvensizlik bu kadar yaygınken illerden birçok din değiştirme, kitlesel olarak din değiştirme haberi geliyordu. 5 Kasım 1895'te Erzurum vilayeti son hafta içinde 3 köy Hınzırı, Korikul ve Humlar Tercan kazasında İslam'a, Müslümanlığa kendi özgür iradeleriyle geçmek istediklerini söylemişlerdi. Ama vali açıkça bu ihtidalar, din değiştirmeler aslında korkudan oluyor diyordu. Ve dost ve düşman bunu iyi görmeyecektir diyordu. Yani buna Baba Ali'nin cevabı şuydu. Söylediğiniz, sözünü ettiğiniz din değiştirme aslında sadece Kürtlerin saldırıları dolayısıyladır. Dolayısıyla buna izin vermemek lazım. Onları aynı zamanda saldırılardan ve arzu edilmez olaylardan korumanız gerekir. Bu yar ve ayara hoş görünmemesi bunların aslında yabancı konsolosları, misyonerleri falan kastediyor tabii. Birkaç gün sonra Sivas vilayetinde şöyle bir haber gönderiyordu. Bugün yaklaşık 2000 Kürt Divriği kasabasına saldırarak Hristiyanların mallarını yağmalamaya başladılar. Şu ana kadar 23 Ermeni öldürülmüş durumda ve 500 insan, erkek ve kadın bir dilekçe yolu, istida yoluyla köy yaşlılarına, ihtiyar heyetine başvurarak kendi özgür iradeleriyle Müslüman olmak istediklerini ve sünnet edilmek istediklerini bildirmiş durumdalar. Kürtler diğer söz dinlemezlerse onlara karşı silahlı güçlerin, gücün kullanılması lazım. Bunların 500'ü birden böyle birden Müslümanlığa geçerse sonuç iyi olmayacaktır. Burada dikkat çekecek ve sonuç iyi olmayacak gibi şeyler yabancı gözlemcilere tabii ki gene işaret ediyordur. Baba Ali'nin cevabı hiç bu konuda kuşku bırakmıyor. 500 civarında insanın din değiştirmek için başvurduğunu bildiriyorsunuz. Hükümetin bunu kabul etmesi yıkıcı unsurlar tarafından korkunun sonucu olarak gösterilecektir ve bugün günümüzde politik olarak kabul edilebilir bir şey değildir. Başvuruculara şunu söyleyin, din değiştirme talepleri ancak düzen tekrar yerleştirildikten sonra kabul edilebilecektir. Sivas bir sıcak nokta olmaya devam ediyordu. 2 gün sonra Darende kasabasında vilayetin bildirine göre 200 Ermeni din değiştirmek için başvurmuşlardı. Her gün hükümet binalarına geliyorlardı. Resmi talimata göre devamlı geri çevriliyorlardı. Şimdi burada bir gözlem yapmak gerekiyor. 1890'lı yılların durumunda olduğu gibi aşırı bir kriz durumunda bir Ermeni köyü Müslüman olmak için başvurup da kabul edilmezse bu o zaman Araf'ta orta yerde kalmış gibi olacaklardır. Bunları dürüst olmamakla suçlayabilecekler olabilir ya da gelecekte irtidatla yani dinden dönmeyle suçlayabilecek olabilirler. Bazı durumlarda umutsuz oldukları için Ermeniler kendi kendilerini sünnet ettiklerini açıklıyorlardı. Sırf hükümetin zorlamak için 12 Kasım 1895'ten Mamuretil Azizi vilayetinden gelen bir habere göre Perri köyünün Ermenileri kendi kendilerini sünnet ettiklerini haber veriyorlardı. Kendi kendilerinin hitanlarını icra eyledikleri haberi geliyor. Ama bu da yeterli olmadı. Baba Ali'nin cevabı şöyleydi. Bu mesele iki şeyden nedenden kaynaklanıyor. Bir tanesi Kürtlerin saldırılarından korktukları için. Daha ileriki bir aşamada ise ikincisi zorla din değiştirdiklerini söylemek üzere başvurmak için. Onlara deyin ki düzen
tesis edildikten sonra tek tek başvursunlar. O zaman uygun usulüne göre bu işler yapılır. 27 Kasım'da Bitlis vilayeti şu haberi gönderiyorum. 3 köyde bütün erkekler ve kadınlar Genç, Mezan, Erzif, özür dilerim, Mezan, Erzif ve Tanimerevan'ın köylerinde Genç ilçesinde din değiştirmek için başvuru yapmışlar. İstanbul'dan gelen telgraf aslında yukarıdaki telgrafın apayını. Ermeniler tarafından kitlesel olarak din değiştirilmesi zorunlu din değiştirme gibi görülecektir. Düzen yerleştikten sonra tekrar başvurularsa bu mesele uygun usullere göre ve teamüle göre halledilir. O zamana kadar ferasetli bir şekilde irade-i şahane de belirtildiği gibi ele alınmalıdır. Bazı durumlarda din değiştirme aslında oldukça sıradan koşullar altında bile toplu din değiştirmeler geliyordu. 27 Aralık'ta Dersim Mutasarrıfı şu soruyu soruyor. Daha önce nişanlandıkları zaman Ermeni oldukları halde şimdi Müslüman olarak evlenmek, nikah kılmak isteyen insanlar konusunda ne yapmak lazım? Çünkü bu sorun ortaya çıktı. Çünkü aslında Ermenilerin din değiştirmesi bürokratik olarak kabul edilmiyordu. Buna benzer bir sorun da yeni Müslüman olmuş Ermeniler şimdi Müslüman olarak tescil edilmelerini ve bunun sayede askeri hizmet vergisinden yani bedeli askeriden muaf tutulmaları gerektiğini ileri sürüyorlardı. Bu noktada gönüllü din değiştirme meselesi herhangi bir baskı olmadan, basınç olmadan yapıldığı o kadar vurgulanıyor ki tabii ki iki paragrafta üç defa yer alınca insan kuşkuya düşüyor. Bu din değiştirmelerinin ne kadar gönüllü olduğunu kanıtlamak için verilen neden insanı iyice uyandırıyor. Bu din değiştirmeler aslında düzenin yerleşmesinden ve Kürtlerin bu köylerine gerçekten saldırdığından sonra dağılmasından sonra yapıldığına göre bunlar sadece hakiki dine eriştikleri için din değiştiriyorlar. Burada aslında tabii ki bu köylerin deneyimin tekrarlanabileceği korkusu içinde olduğu açık. Buna bir manevi uyanış kılığı veriliyor. Başka bir kuşkulu manevi uyanış aslında Sivas'ta Koyulhisar kazasından Ermenilerin başvurusunda ortaya alıyor, çıkıyor. Biz Koyulhisar Ermenileriyiz. Hayatımız ve mülkümüz sevgili padişahımızın sayesinde kurtarılmıştır. Olaylardan 15 gün sonra bazılarımız kendi kararlarıyla İslam'ı kabul etmeyi karar verdiler. Şimdi buradaki yerel idareye tekrar Ermeni olmamızı istiyorlar. Oysa biz korkudan veya baskıdan din değiştirmedik. Bunun aslında padişahımız uzun ömürler dileriz. Allah'ın bunun gerçek bir iman, en hakiki iman olduğunu keşfetmiş durumdayız. Şimdiye kadar herkes istediği dini seçmeye özgürdü. Bu aslında ortadan kaldırılmış durumda bu özgürlük. Bizim Müslümanlığımız aslında korkuya bağlı olsaydı hepimiz din değiştirirdik. Ama bazılarımız Ermeni kaldık. Lütfen Allah aşkına ve Sultan aşkına bize güvenilir memurlar gönderin ki bizim davranışımızı incelesinler ve kalbimizde ne var görsünler. Biz kendi özgür irademizle din değiştirdik. Lütfen bizi nüfus ve mülk sicillerine düzgün şekilde tescil edin. Çünkü şuraya buraya gittiğimiz zaman ticari evrakımızda ve nüfus kayıtlarımız, kağıtlarımızda bizim Ermeni olduğumuzu yazıyor. Oysa kalbimizde ve giyiniş tarzımızla Müslümanız. Bu da tuhaf tuhaf sorular sorulmasına yol açıyor. Lütfen isterse devlet bizi assın ama biz İslam'a geçmeye kararlıyız. Devletimiz bizi idam etsin, razıyız. Müslümanlığımızdan vazgeçmeyiz. Alıntı burada bitiyor. Vali
bu dilekçeye pek de iyi gözle bakmadı. Aynı bölgeden iki kadının son zamanlarda Hristiyanlığa geri dönmüş olduğunu, üstelik de kendilerinin çok kararlı bir şekilde Müslüman olduklarını söylemiş olduklarını hatırlatıyor. Din değiştirme meselelerinde çok dikkatli olmak gerektiğini düşünüp daha iyi bir hava koşulları geldiği zaman Sivas'a gelip bizi görsünler diyor. Şimdi sonuç. Kitlesel din değiştirmelerini Hamidiye katliamları sırasında nasıl bağlamına yerleştirebiliriz? Buradaki anahtar nokta tek tek din değiştirmenin kabul edilebileceğini ama kitlesel ölçekte din değiştirmenin kabul edilemeyeceğini söyleyen resmi politika gibi görünüyor. Burada bu konuda söyleyecek birkaç şey var. Devletin bu aşamada kitlesel din değiştirmeleri reddetmesinin görünürdeki nedeni daha ileri bir tarihte ilk fırsat doğar doğmaz Ermenilerin yabancılara şikayet edeceğidir. Bizi zorla din değiştirdiler diye. Bu neden en yüzeysel bir şekilde ele alındığı zaman bile aslında katledilen Ermenilerin kendilerini korumak için son bir umutsuz tavırla din değiştirmelerinden bir araç olarak yoksun bırakılmaları anlamına geliyordu. Resmi belgeler aslında şunu çok açık söylüyorlardı. Bu din değiştirmelerinin nedeni ekraddan haf ve haşiyetleri yani korkuları. Çünkü bir Ermeni köyü Müslümanlığa geçtiği zaman ve bunların din değiştirme talebi kabul edilmediği zaman o zaman çok tehlikeli bir araf durumunda kalıyorlardı. Çünkü Kürtlerin tamamen astık elinde kalmış oluyordu başka Müslümanların da ve en ufak bir mazeretle üzerlerine saldırabiliyordu bunlar. Burada doğrudan doğruya yabancı konsolos ve misyonerler aslında söz konusuydu. Burada aslında meselenin böyle olmadığını anlatmak zordu. Öte yandan ya Ermenilerin hakiki Müslümanlar hale gelmesiyle ya da Kürtler tarafından tamamen katledilmeleriyle bu sorundan kurtulacağını düşünüyordu devlet. Ermenilerin potansiyel din değiştirmek isteyenlerine düzenin yerleşmesinden sonra kabul ederiz demek aslında çok tuhaf bir şeydi. Çünkü o zamana kadar ölmüş olabilirlerdi. Teşekkürler. Thank you, Johannes. That was very. Çok teşekkürler, Johannes. Çok naziksin. Eminim Selim de sana teşekkür ederdi. Çok az vaktimiz kaldı. Doğrudan doğruya şimdi sorularınızı alacağız. Ben bu konumumdan yararlanıp lafı uzatacak değilim. Soruları açıyoruz, yorumları açıyoruz. Tekrar elinizi kaldırır mısınız? Mikrofonu versinler. Ben Sergey Bey'in hemşire gittiğinde karşılaştığı tepkiyi merak ediyorum. Özellikle köylülerin, yani bir üniversite mezunu falan olmayan sıradan insanların tepkisini. Bir Ermeniyle karşılaşmış olduklarını bilmeleri ardından gelen tepki. Merhabalar. Öncelikle teşekkür ediyorum Rantik Vakfı'na böyle bir etkinliği yaptığı için. I'm sorry. Size söz vermedim daha. Cevap alacağız. Ben bir saniye. Ben toplamak zannettim. Bekleyin. Ama hiç vakit kalmaz o zaman. Özür dilerim aksaklık için. I'm sorry. Please go ahead with your question. Buyurun, sorunuzu sorun. Garantik Vakfı'na teşekkür ediyorum. Evet.
Սերգեյի բանասխանումը ես հետապանը։ Սերգեյի հարց եկավ, ես չեմ ուզում թարգմանը մի բան չդնել։ Որտեղ ընդհանուր չհասկացա, հարցը իրան է, բայց չեմ ուզում ասեմ նորից կրկնել։ Թող ինքն նորից կրկնի, դուք կթարգմանեք Սերգեյին։ Որտեղ ես վախում եմ ասել ասեմ։ Յանի հասկացա, որ իրան ուղված համարսանը ինչ որ մեզ ու նոմա չփա, որտեղ ինչ որ խոսքեր ու չէ։ Չհասկացա։ Ո՞վ հարցուց տեսա։ Հա, հա, առաջի հարցը ո՞նա, ասենք այդ։ Իրան էսը թողած դիեսը։ Եկի թողեցի քեզի հարցը։ Սերգեյին փոխանցես։ Bir hani Ermeni soykırımı değil ve sadece Ermeniler uygulanan bir şey değil. Bunu da Süryanilerden de katabiliriz. Yine Pontus'a da gelebiliriz daha sonra 1919 civarında. Yani aslında Anadolu'nun bir Hristiyansızlaştırması projesi olarak da görmek çoktan mümkün. Yani sadece Ermeni toplumu üzerinden değerlendirmemek gerekir belki de. Yine ana dillerin korunması manasında hemşinlerin belki bir avantajı vardı bölgesel olarak. Daha belki izole bir çevrede yaşıyorlardı kendi ulaşılmaz daha sarpık kayalıklarında vesaire. Bilmediğim için coğrafya biraz garip olabilir ama yani vatandaş Türkçe konuş kampanyalarından ve diğer asimilasyon politikalarından görece uzak kalmış olabilirler. Ben aslında bir soru sormak istiyordum burada. Biliyorsunuz yaz aylarında Agos gazetesinin yaptığı bir haberde Müslüman bir ailenin daha sonra çocuğunu Ermeni okuluna göndermek için Hristiyan olan bir annenin Milli Eğitim Bakanı'na yazışmaları ortaya çıktı ve bu aslında ne kadar yani olayların ne kadar aymazca yapıldığını gösteren bir şey. Benim merak ettiğim burada toplantılar belki daha sürdüğü zaman yerde konuşulacaktır, tartışılacaktır ama bu soykodunun yani soykodu Ermenilerin biliyorsunuz iki, Rumların bir, Musevilerin üç ve dört beş diye de devam ediyor zaten. Hemşinlilere dair böyle bir soykod olduğu tespit edildi mi şimdiye kadar? Yani konu hemşinliler olduğu için söylüyorum veya diğer Ermeniler üzerinde bunu tartışabiliriz. Sorum bu kadar. Teşekkür ederim. Sırayla gideceğim. Toplarsak çok uzar. Sorry. Siz mi cevaplamak istiyorsunuz? Anyone? Now we can go back to the first question and O zaman ilk soruya dönelim. Eğer cevap vermeye hazırsanız. As far as I can understand. Özbekistan'da beni bir Ermenistan'da olarak nasıl kabul ettiler? Oradaki hemşinler bu soruldu. Evet, hemşinler beni nasıl kabul ettiler? Çok iyi karşıladılar. Sadece kendileri değil, ben de onları Yerevan'da ağırladım. Ben onların evlerinde kaldım gittiğimde. Hiçbir sorun yaşamadık, hiçbir problem ilgiyle. Ben onları inceledim bir bilim insanı olarak. Onlar da beni bir Ermeni olarak incelediler ki Ermenistanlılarla ne benzerlikleri var, ne farkları var. Onlar da benim üzerimden bunu incelediler. İlginç bir şey de yaşandı. Örneğin Kazakistan'da bir Cermuklu diye bir soy var. Hepsi sarışın ve mavi gözlü. Benim gerçi mavi gözlerim yok ama o kadar da esmer değilim. Oraya gittim ve onlara Ermeni olduklarını söyledim. Hepsi etrafıma toplandı. Evet, doğru dedir. Evet. Bak biz de ona benziyoruz. Çünkü orada yerel bölgedeki insanlar fizyonomi olarak çok farklılar. Yani beni çok sıcak karşıladılar. Ermenistan'a geldiler. Şimdi de Hopa'ya gidiyorum arkadaşlarımın yanına. Onlar Ermenistan'a geliyorlar. Ermenistan'la tanışıyorlar, ilgileniyorlar. Dille ilgileniyorlar. Öyle ki yani derin bir problem hiçbir zaman oluşmadı. Teşekkürler. Buyurun. I'd just like to make a contribution.
and it's also an experience I have. I'll try to be very brief. Sirke, sirke, Ermenice katak, mimik ve jest, şizofrenik durum. Ne demek istiyorum? Adım Rafael Monarex. Kendim hakkında konuşmak istemiyorum. Soru içinde kendiliğinden ortaya çıkar. 25 yıl gönüllü sürgünden döndükten sonra ülkeme, yani Türkiye'ye şöyle ilginç şeylerle karşılaştım. Vergi dairesi, banka, sendika, devlet kurumuna gidiyorsunuz. Nüfus cüzdanınızı veriyorsunuz. Bir bakıyorlar. Birdenbire çok enteresan, sanki bir tik bir varmış gibi insanlarda böyle bir göz hareketleri oluyor. Anlamıyorum, bir şey mi var adamda, bir rahatsızlık mı var falan, falan yapıyorum falan. Ondan sonra anlıyorum ki arkaya gel falan diyor. Neyse arkaya gidiyorum, diyor ki ben de Ermeniyim. Ha öyle mi? Peki. Ve bu 1, 2, 3, 4, 5 böyle çoğaldı. Yani bu öyle bir şeydi ki benim için 25 yıl önce, yani 12 Eylül 1980'de buradan gittiğim zaman hiçbir devlet dairesinde, hiçbir bankada böyle bir şeyle bir karşılaşamazdım. Ama haftada en az 2-3 defa mimik ve jest ve vücut dilleriyle konuşan insanlarla karşılaştım. Her nüfus cüzdanımı gösterdiğim zaman. Halbuki bir zamanlar aynı nüfus cüzdanımı gösterdiğim zaman falan, yani gayet brutal cevaplar almaya hazırdım. Şimdi bu kimlikler ve siyasal aidiyet hakkında konuştuğumuz zaman şöyle bir şey. Naçizane kendi bir tecrübemle sirke kategorisi diyorum. Neden sirke kategorisi? Efendim Türkçemizde boşu boşuna şaraptan dönen sirke daha keskin olur diye bir şey yok. İşte tipik bir şey. Ülkemizde bir bakıyorsunuz ulusalcı, milliyetçi kesimde damardan Ermeni, damardan hemşinli ya da herhangi bir şekilde olan kimlikler. İşte bu, şunu herhalde benim paylaşıyor musunuz? O kadar zamanında Ermeni olmak bir küfür olarak belirtmiş ki, o kadar bir alçaltıcı bir şey vermiş ki, kraldan fazla kralcı olmak ihtiyacını duyarak Türk'ten daha fazla Türk, Müslüman'dan daha fazla Müslüman görünme ve kendini tanıtma ihtiyacını duymuş. Ben buna onun için sirke kategorisi diyorum. Herhalde beni paylaşırsınız. Bu sirke kategorisi de şöyle, herhalde de biliyorsunuz şizofrenik bir durum, kimlik ortadan parçalanmış bir halde iki ayrı alt kimlik birbiriyle kavga ediyorlar. Yani iki alt kimlikler bir kimlik içerisinde barışık değildir. Buna bir kimlik parçalanması demek herhalde mümkün. İkinci kategorik biraz daha sağlıklı. Gizli Ermeniler. Aynısı değil. Çünkü biliyor kendisinin Ermeni olduğunu. Kimlik ikiye parçalanmamış. İki tane kimlik kendileriyle iki o balonlar gibi gayet dostane bir şekilde dans ediyorlar. Öyle bir haleti ruhi bir tasavvur edin ki Ermeni Hristiyan ve Türk kimliği, Müslüman kimliği birbiriyle dans ediyor. İstediği zaman birini ortaya çıkarıyor, istediği zaman birini aşağı indiriyor. Son zamanlarda, yani bu sirke kategorisi ve gizli olarak beni ikiye ayırıyorum. Aynı zamanda bu kategoriler de 1915 sonrası din değiştirenler ve hemşinli olarak da iki alt alt kimlik olarak kategorize ediyorum. İşte burada gördüğümüz gibi çok ilginç bir durumu karşılaşıyoruz. Nereden nereye? Sirke, mimik ve jest ve şizofrenik. Böyle bir özet olarak sizi paylaşmak istedim. Bir de en son bir şey. Hasbelkader Türkiye yerel siyasetine ve şeye girdiğim zaman çok ilginç insanlarla karşılaşıyorum. Ankara'da, yerel yönetimde, millet meclisinde, bakanlıklarda. Yeğen ve kuzen. Hiç beklemediğiniz bir anda bir toplantıda adınızı veriyorlar, konuşuyorsunuz.
birdenbire yan yana şöyle insanlar geliyor. Kardeş, biz yeğeniz. Ben önce anlamıyordum. Kim kimin yeğeni, nasıl yeğenim olursun kardeşim falan. Sonra bu bir kodmuş meğersem. Yeğen demek, kardeş bizde de Ermenilik var. O kadar da yabancı değiliz. Ama bu tabii kulağıma fısıldanıyor. Yerel hayatta da bir bakıyorsunuz, bir kasapla kaşınıyorsunuz, bir bakkalla kaşınıyorsunuz. O da size Rafi kuzen diyor. Ahmet Mustafa kuzenlerim var örneğin. Hayatımda hiç tanımadım ama şimdi tanıyorum. Bunları size hafif anekdotik bir şekilde bir aktarmak istedim. Sağ olun, teşekkür ederim. Teşekkür ederiz. Kimlik meselesi sadece tarihsel olarak değil, tabii hala da son derece komplike bir mesele. Sizin anekdotlarınız da ona işaret ediyor bence. Arkada bir el görüyorum, mikrofon ulaştırabiliyor muyuz? Bu arada ben Türkçe'ye geçtim. Merhaba, Mahmut Konuk ben. Şimdi ben olayın bir başka boyutuna değinmek istiyorum aslında. Sabahki oturumda bir sayın hanımefendi bir noktaya biraz değindi. Bizim ayrı bir denetim altında, ayrı bir baskı altında olduğumuza ilişkin. Şöyle bir şey, eğer diyelim ki İnsan Hakları Derneği'ne üyeyseniz, aktivistseniz, eğer Türkseniz ya da Türkseniz, insan hakları aktivistiyseniz bir hedef halindesiniz. Ama eğer Ermeniyseniz iki kere hedef halindesiniz. Eğer bir Kürt partisinde üyeyseniz, aktifseniz, çalışma yapıyorsanız, o partide eğer Kürtseniz hedefsiniz. Ama eğer Ermeniyseniz iki kere hedefsiniz. Şimdi Mahmut Konuk Kurtalan yazın, Google'a girin. Karşınıza ülkücü siteler, aslında Genelkurmay tarafından hazırlanmış sitelerden bir liste çıkacak. Ermeni Partisi'nin üyeleri, hepsi Ermeni diye 300 kişilik bir liste. Bunun İbrahim Şahin yakalandığında öldürmek üzere üzerinde çıkan liste olduğu da söyleniyor. Hepsi Ermeni. 65. sırada Mahmut Konuk var. Dikkat ettim, o listede bizim ailemizden sadece İnsan Hakları Derneği'ne ve HDP üye olanlar var. Diğerleri yok. Mesela diğer kardeşlerim yok. HDP üyesi kardeşim var, 5. sırada Ahmet Konuk. Yeğenlerim var, Necat Yılmaz, İbrahim Yılmaz. Onlar da listede yer alıyor. Ama diğerleri yok. Böyle bir şey var. Hrant'ın, Garbis Altınoğlu'nun, ve diğer arkadaşlarının siyasi hareket içinde yoldaşlarından daha fazla ayrı bir baskıya, ayrı bir işkenceye 12 Eylül öncesinde maruz kaldığını hepimiz zaten biliyoruz. Devlet bizi bir yanıyla gizli gizli Ermeni olarak izliyor. Geçenlerde basında da çıktı. Ben bir nüfus memuru arkadaşıma da sordum. Biz dedi, herhangi bir nüfus memuru bize gelen bir kişinin nüfus cüzdanına kaydına girdiğimizde, TC kimlik numarasını girdiğimizde karşımıza çıkan ekrandan onun Ermeni mi, Süryani mi, Rum mu olduğunu çıkarıyoruz, biliyoruz. Yani bir kere böyle bir izleme var. Ama işin bir başka boyutuna baktım. Ben dedemin adı üzerinden, nenemin adı üzerinden onların babalarına, annelerine ulaşmaya çalıştım. Orada film kopuyor, orada şey yok. Yani devlet bir yönüyle hedef olarak bizi var gösteriyor ama aile kütüğüne ulaşmaya çalıştığında yok gösteriyor. Orada film kopuyor, orada bir kesinti var. 78'de, sene 78, ben işte 21 yaşında bir o zaman hızlı bir militandım. Kurtalan'da Halk Kültür Derneği'ne gidip geliyordum. Seminerlerde şurada burada aktif pozisyondaydım. O zaman kavacıydım. Siyasi polis, bir tane siyasi polis vardı Kurtalan'da, Reşit Börek Yemez. Bizim daha küçük yaştaki sempatizanları yakalıyor. Ya çocuklar diyor, sizinle konuşmak istiyorum. Bizimkiler ürküyor tabii. Bir şey yapmayacağım, sadece konuşacağım diyor. Ben diyor sizi araştırdım. Siz temiz aile çocuklarısınız. Aileleriniz iyi. Siz de iyi niyetle Kürtçülük yaptığınızı zannediyorsunuz. Ama sizin liderleriniz farklı. Onların amacı farklı. Kim diyor? İşte Konuk ailesi. Ben, kardeşlerim, amca çocukları. Bunlar diyor Ermeni diyor. Biz o tarihte devletin bizi Ermeni olarak ayrıca izlediğinin farkına vardık. Aslında Ermeni kimliğimizi önceden de biliyorduk. Çünkü dedemin isminden dolayı, dedemin
adı Vartan, gizlenemeyecek bir isim. Babam, amcam camiden çıkmaz bir Müslümanlaştırılmış Ermeni olarak öldüler. Ermeni kimliklerini hiç sahiplenmediler. Ama bir gün babama şunu söyledim. Daha önce biz kimiz, soyumuz nereden geliyor, sülalemiz kim diye sorduğunda hep kızardı. Sorma böyle şeyleri diye. Bir tek gün 13-14 yaşındayken kasap dükkanında ikimiz yalnızız. Şöyle omuzuma geldi. Baba biz kimlerdeniz diye sordum. Geldi omuzuma sevecenlikle yaslandı. La amz mala egone mala egone mizo genco. Dedemin adı Vartan. Onun babasının adı Murat. Dahası ego mizo genco. Ego muhtemelen Yeğvart'ın Kürtler tarafından bozulmuş biçimi. Şunu söylüyorum yani şu an Batı Ermenilerinin böyle bir talebi var. Biz Anadolu'ya gelip yerleşmek istiyoruz. Dedelerimizin, babalarımızın toprağına. Ben bu talebi destekliyorum. Ben de dedelerimin, ben sosyalistim. Mal mülkte, toprakta değil gözüm. Ama dedelerimin toprağına kimin konduğunu, tapu arazilerini, tapu kayıtlarını da bu devletten istiyorum. Beni Ermeni olarak izleyen, hedef haline getiren devletten ben dedelerimin nüfus kimlik kayıtlarını ve dedelerimin tapu kayıtlarını da istiyorum. Teşekkür ediyorum. Actually you have that right as a citizen. Tabii ki böyle bir hakkınız var yurttaş olarak. Kulübümüze hoş geldiniz. One more question. Yes. Bir soru daha. Orada bir hanım var. Babam Zeytunlu Hasan Beyli'den. Büyüdüm Erivan'da. Yerevanlıyım. Çok gezdim. Hem Sovyetleri çok Türk ve Türkleşmiş, Kürtleşmiş, Müslümanlanmış Ermenilere rastladım. Başka Avrupalarda falan her yerde gördüm ki iki çeşit insan var. İyi ve kötü. Şimdi bes yok ki bu sorundur. Bence ne çeşit buğdaylar olur? Kırmızı olur, beyaz olur, bulgur olur, dövme olur, yarma olur. Bunlar hepsi buğday, ekmekmiş, simidmiş. Biz yarısı yarı yarıya Sovyetler vaktinde Allah'ı unuttuk, olduk ateist. 86'da Kırgızistan'dan hamşinliler geldiler. Böyle bir salonda oturmuşuduk. Bir de dediler ki şimdi gelecekler, istiyorlar da gelmeye o hamşinliler. Dediler ki onlar Müslüman, gelirlerse ya karışırlar Azerilere, ne yaparız? İki büyük yazarımız, bir de dil bilimi çok büyük bir profesörümüz sıçradılar yerlerinden. Birisi Rafael İşhanyan, birisi de Seruhan Zadyan, büyük bir yazar. Utanmazlar dedi. Biz hepimiz dinsizik, ateist olmuşuk. Onlar da dedi Müslümanlar Allah'ı tanıyorlar. Biz kimi tanıyoruz? Onlar ki o ki Kırgızistan'da Kırgız olmamışlar. Burada Ermeni olacaklar. Onlar bizim çocuğumuzdur. Biz nasıl onları getiremezdik? Ama biliyorsunuz 88'de artık neler oldu? Onları açıklamayayım. Hepiniz de bilirsiniz. Ben zannediyorum ki bence bir insan ki kendini Ermeni hissediyor, ister Müslüman olsun, ister Hristiyan olsun, ister Budda olsun, isterse de ateist olsun. O ki kendinin hissinde kendi Ermenidir, Ermenidir. Öyle ki başka çeşit ben düşünemiyorum. Hep Ermenilikte kim ki kendini Ermeni sayıyor, öyleyse Ermeni olacak. Ve şimdi bizim devletimiz daha çok kuvvetli değil. Ne vakit ki kuvvetleneceğiz. Siz ile, biz ile hepsimiz bir olup çok güzel bir
Ermenistan olacak sonunda. Çünkü hepimiz birik. Yukarıda bir tane Allah var. Ne vakit ki Allah yarattı atamla havayı, ne din vardı, ne ülke vardı, ne ulus vardı, ne devlet, hiçbir şey. İnsanlık vardı. Şimdi ne vakit ki gelirse insanlık baş gene anlayacak ki bugün bu kadar Suriye'ye, Arap'a ne o kadar karışıklık oldu. Ne vakit ki insanlık anlayacak ki yukarıda bir Allah, Ermenilik birlikte daha kuvvetli olacak. Bu kadar. Teşekkür ederim. She's done the perfect closing. Let's go have some coffee. Harika bir bitiş konuşması oldu. Hep birlikte gidip kahve içelim.